Hasan Seçkin Oktar ve Selahattin Uzun'un hazırlayıp sunduğu Kültür Sanat Kafe başlıyor. Evet sevgili dinleyenler, 93.4 Radyo Can stüdyolarından herkese candan, yürekten sevgiler, saygılar, selamlar efendim. Ben Hasan Seçkin Oktar. Ben Selahattin Uzun. Sizler için çok güzel bir program hazırlamanın keyfiyle, sizlerle böyle buluşmanın heyecanıyla çok sabırsızlandık açıkçası. Çok vaktin nasıl zor geçti bizim için. Çünkü bugün çok özel, çok güzel bir konuğumuz var. Evet. Değirmen altı mevkii Big Coffee House'un özellikle bunu vurgulamamızda yarar var. Kendileri böyle tabir ediyorlar. Bu anlatımın, bu ifadenin altını çizeceğiz ve açacağız. Evet. Emanetçisi olarak sevgili Zeren Karabacak bizlerle olacak. Zeren Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. İyisiniz. Çok şükür. Evet, yayınımıza hoş geldiniz. Şimdi bu emanetçi terimini açacağız programda. Ayrıca kendisinin başarı öyküsünü dinleyeceğiz. Zeren Hanım kim? Önce öyle bir giriş yapalım, tanıyalım kendisini. Zeren Hanım'ı daha önceki programlarımızda sevgili Selahattin abimiz bahsetmişti. Kıyabında bayağı dedikodusunu evet, yaptık. Evet, konuştuk. Zeren Hanım bu toprakların özel güzel insanlarından. Şimdi biz de 93.4 Radyo Can stüdyolarından Kültür Sanat Kafe olarak sevgili dinleyicilerimizle sizlerle buluşturmanın keyfini, heyecanını yaşıyoruz. Evet. Kendisi bize başarı hikayesini anlatacak. Tabii ki bizim bir takım sorularımız olacak. Big Coffee House neler yapıyor, nasıl bir vizyona sahip, nasıl projeleri var, insanlarla nasıl buluşuyor, bunları dinleyeceğiz. Başarı öyküsünü dinleyeceğiz. Selahattin abi, yine ben sözü çok fazla uzatmadan, çok konuşmadan size vereyim efendim. Dünyanın, buyurun. Dünyanın en kolay şeyi içi dolu konuşmaları dinlemek. Çok teşekkür ederim. Sizler de öylesiniz. En güzeli. Dolayısıyla önce dinleyicilere bir selam vermiş olalım evet. Tekrar. Zeren Hanım'a tekrar bir hoş geldin demiş olalım. Kesinlikle. Yayınımıza tekrar hoş geldiniz. Sevgili dinleyiciler, biz uzun süre 2,5, 3, 4, 5, 6, 7 aya yakın bir süreç, 27 tahmini program. Genel işlediğimiz konular iletişim üzerine. En çok da içimizden geçip de yüzeye veremediğimiz, hissedip de söyleyemediğimiz, hissettiğimiz halde tarif edemediğimiz duyguları dışa vurmaya çalıştık. Öz eleştiri yaptık, toplumla birleştirdik, zaman zaman geldi, dini geleneklerimizden gelen durumlarla birleştirdik. Ama hep iletişim, hep insana odakladık ve insanın hislerine odakladık. Çünkü tüm başarılar hisler üzerine kurulu. Devletlere, ülkelere, toplumlara baktığınız hep sonuçlara gidiyorlar. Binalara, çerçevelere, ne bileyim işte ofis kalitesine, sandalyesine, ses tonuna, dijitaline ama hiç kimse hislere odaklanmıyor. Halbuki iletişimin temel sırrı, Seçkin Bolbol'un değerlendirmesini yapıyoruz, tamamen iletişim. Ve insanlar iş hayatlarına girdiklerinde iletişimi sağlıklı kurabildiklerinde sonuç alıyorlar. İnsanlar size güvendiğinde sizi takip etmeye başlıyor. Biz bu paralelden yola çıktığımız zaman insanların güven duygusunu kaybettiğinde, psikolojiyi kaybettiğinde vücudunda farklı sağlık sorunları başladığını ve arkasından çölyaklara, kanserlere gittiğini gördük. Yani nereden başlarsanız başlayın, insanın ruh sağlığı, beden sağlığı tüm hayatını etkiliyor. Kesinlikle. Sağlıklı bir, nereden aldın, nereye getiriyorsun diyeceksin deme. Estağfurullah. En son konuya geleceğiz. Evet. Ve en son yeri geldiğinde bakıyorsun ki hayatta tutunacak, uğruna kendini emanet edebileceğin, emanetçi kelimesinden yola çıkarsak, bir hayalin, bir vizyonun, bir duruşun varsa yaşam kolaylaşıyor. Kesinlikle. Ve biz bunu maalesef kitaplardan alamıyoruz, insanların anlatımlarından da alamıyoruz. Görerek, örnekleyerek yaşam hikayelerinden almamız gerekiyor. Ve biz bu anlamda Seçkin'le yaşam hikayelerine fevkalade önem veriyoruz. Evet. Ve keşfettiğimiz özel düşünceleri, başarıya taşınan özel karakterleri derhal yayınımıza alabilir miyiz, onlarla paylaşabilir miyiz, onları dinleyicilerle paylaşabilir miyiz? O telaşa düşüyoruz. Tam burada yeri geldiği için, hem bu arada Zeren Hanım da dinlerken biraz canlı yayının psikolojisine adapte olmuş olsun. Sevgili kanserden vefat eden kardeşimizi analım. Değil mi? Neslican, Atay. Atay 3 evet, defa Atay. Kanseri yenip 4.sünde evet. Artık teslim olan. Ancak evet. Tüm bu süreçte ne söylemişti? Ben mücadele ederek kaybedeceğim belki evet, demişti. Evet, mücadelemin büyüklüğünü, güzelliğini, evet. Azmini takdir edin. Beni onunla anın demişti. Bütün aynı zamanda bütün kanser hastalarına iyi bir örnek. Kesinlikle. Yani kesinlikle umutlarını yitirmemeleri yönünde, kesinlikle mücadeleyi elden bırakmamaları yönünde çok güçlü bir örnek. Ne söylemişti hatırlıyor musun? Kendisini rahmetle anıyoruz. O gülücüklerin içerisinde evet. Bir bacağı kesildiğinde hiç ondan utanmak, sıkılmak yerine bacağımı kaybettim ama yaşama sevincim var. Evet, ve benim vücudum bir bacaktan çok daha fazlasına sahip demişti. Evet. Yetişkin insanların hayata meydan okuyamayışını evet. İnadına tersine çevirip o genç yaşında o şartlara rağmen yaşamaya meydan okuyan biriydi. Kesinlikle. Çok özel biriydi. Mekanı cennet olsun diyelim. İşte evet, öyle insanların hayata tutunuş şekilleri diğerlerinin hayatta kalışını
belirliyor. Kesinlikle. Ve biz bu tür insanları hayatımızda çoğaltmak için bu yayınlardayız ve onların bir tanesinde biz Zeren Hanım'ı fark ettik. Çok tesadüfi olarak fark evet. ettik. Görüyorum, çok sağ olun. Oraya gelelim yavaş yavaş. Big Cafe House. Hürriyet Mahallesi'nde biz dolaşırken hep mevkiinde. Görürdüm. Değirmenaltı evet. mevkiinde. Big Cafe House. Hatta ben onu Big House Cafe olarak hep almışım. Nedense aklımda öyle kalmış. Bakıyorum, büyük kahve evi değil mi? Dışarıdan bakıyorum. Görkemli güzel bir yer ama bir o kadar üzerinde mütevazi bir duruş var. Tasarımını kim yaptı? İçeride kimler var? Hangi kesim hitap ediyor? Hep merak etmişimdir. İçine girdiğimizde çok tesadüfi bir giriş mesai arkadaşımla. İlk önce oradaki gençlerin, özellikle gençlerin sessiz iletişimini, gülüşlerindeki saygıyı, çevrelerine acaba biz bakışırken onları kaçırdık mı telaşı. Değil mi? İçeride başka bir hava var. Çok güzel. Benim çok görmediğim, çok alışmadığım iki katlı ışıklandırma. Muazzam saygılı çevreye değil mi? Çok iyi konsolide edilmiş ışıklandırma. Evet. Kat aralıkları, geçişleri çok güzel. Renklerde baskı yok. Bir tarafında harika. Otantik bir hava var. Bir tarafında yani modern bir duruş. Yani görsel anlamda da iyi dizayn edilmiş. Çok, çok iyi dizayn edilmiş. Burada ne oluyor estetik dedim. Estetik değerleri yüksek bir kafe. Burada ne oluyor dedim ve ben merak ettim. Sahiplerini merak ettim. O anda çok girift olmam için çok diyalog da kurmadım. Evet. Akabinde birkaç gün oralardan geçtikten sonra tekrar normal hayatımıza geçerken izniniz olursa nasıl tanıştığımızı da anlatmak isterim ama. Tabii ki de. biz her yayına gelirken sevgili seçkin Tuana müziğimiz var biliyorsun. Evet. Canlı yayından önce selam ben olsun oraya efendim. Bir uğruyorum. Selamlar evet. olsun. Oraya girdiğimiz sırada normal oturup çayımızı kahvemizi içer sohbetimizi yaparken müşteri giriş çıkışları oluyor. İçeriye bir genç bayan girdi. Biz bu arada yaşımızı söylemiş olalım. evet. Evet, mütevazi tavrı ile göz göze temas ederek sıranın onun olup olmadığını fark ettikten sonra gitar alışverişi yapmak istediğini söyledi. Ne tür bir gitar hedefleniyor? Onun konsepti ve bütçesi planlaması falan yapılırken sohbetin içerisinde mütevazi bir gitar talep eden o genç bayanın bir kafe house'un emanetçisi olduğu. Değil mi? Ortaya çıktı. Sevgili Zeren Hanım. Evet, evet. Ve sevgili Yılmaz, Zeren Hanım dedi daha fazla bütçeniz olduğuna eminim. Neden daha iyi bir gitar bütçesi sunmuyorsunuz? Daha iyi bir şey verelim. Evet. Orada söylediği şey beni çok etkiledi. Çok kendi cümleleriyleydi. Ben o ayıracağım rakam ile birkaç öğrenciye daha küçük de olsa burs imkanı sağlayabilirim. Evet. Hiç beklemediğiniz bir cümle geliyor. Değil mi? Duygulandım. Bir davranış. Çünkü evet. Çünkü ben şunu çok iyi biliyorum. En büyük geleceğe bırakacağımız sermaye, en büyük hizmet bu ülkeyi seven gençlerin okumasına katkıda bulunmak. Değil mi? Onu genç eğitime yaşta destek. Fark etmiş evet. bir genç insandan bahsediyoruz. Bir işletmenden, işletmeciden bahsediyoruz. Evet. Nasıl yaparız? Tekrar o insanlara diyalog kurarız dedik. Evet. Bir iki defa gidip geldikten sonra gördüğüm ortamın doğal, samimi ve sürekli olduğunu fark ettiğimde kendileriyle tanışıp selamlaştığımızda muhteşem de bir eşi var. Hayranlıkla izlediğim, dinlediğim, evet. diyalog kurduğum. Lütfen dedim bizi kırmazsanız kendinizi hazır hissettiğinizde bu kafenin yaşam hikayesini ki benim az önce bahsetmediğim ama sohbet sırasında karşılıklı konuşacağımız evet. hikayelerini dinleyiciyle paylaşır mıyız dedim. Ve onlar zamanı geldiğinde haber vereceğiz dedikten sonra o zaman geldi. Evet. Biz, şimdi dinleyicilerimiz de heyecanla, umarım heyecanla evet, bekliyorlardır. Biz de evet, sizden alacağımız yanıtlar da olsun. O güzel Big Cafe House'un tanımaya çalışacağız. O güzel ortamını kuran sevgili Zeren Hanım'ı birazcık da tatlı ısrarımızla ikna ederek buraya aldık. Tekrar peki. hoş geldiniz diyoruz. Evet. Hoş geldiniz teşekkür efendim. Ederim. Çok teşekkür ederiz. İltifatta eksik kalmış olabiliriz. Kafeniz çok daha fazlasını, çalışanlarınız çok daha fazlasını hak ediyor. Dolayısıyla orayı kurmak ayrı bir sanat, ilerletmek ayrı bir sanat, o özgüveni yakalayıp onu gelen misafirlerle paylaşmak ayrı bir sanat. Neden kafe hayatı? Ben farklı bir eğitiminiz olduğunu da biliyorum. Bir kafe house'u tanımaktan başlayarak neden bu seçimin yapıldığına da ilerleyebiliriz. Bir nasıl soluklandıralım siz içinizden evet. geldiği gibi bir başlayalım arkasını beraber getireceğiz. Kafecilik nasıl bir duygu? Öğrenci kitlesine ağırlıklı hizmet etmek nasıl bir duygu? Neden kafe sorusuna cevap vereyim? Oradan önce. Başlayalım o zaman. Çünkü insanlarla sosyal ilişkileriniz artıyor. Değil mi? Farklı insanlar tanıma şansını yakalıyorsunuz. Evet. İyi ya da kötü ama iyisiyle de kötülüsüyle de hepsini kabulleniyorsunuz. Çünkü herkesin olduğu gibi misafirlerimizde de bizim de kusurlarımız tabii ki de var. Muhakkak. Ama bunu onların isteklerine uygun şekilde çözümler bularak insanları memnun etmeye çalışıyoruz değil mi? Evet. Onlara hizmet sunmaya çalışıyoruz. Süre zarfında en güzel mutlu hissetmelerini evet, sağlıyoruz. Mutlu hissetmelerini sağlıyoruz ve en güzel şekilde orada vakit geçirip onların evet. ayrılmasını istiyoruz. Bir takım paylaşımlarda bulunmalarını değil evet. mi? Zaten Cafe House açılırken hiçbir şekilde ticari amaçla açılmadı. Çok değil mi? Güzel. Burası çok önemli. Kesinlikle çünkü hiçbir zaman ticari amaçla yaklaşmadım. Eğer ticari amaçla
yaklaşsaydım başarısız olacağımı inanıyorum. Değil mi? Evet. Bunun altına çok açmamız güzel, lazım değil kesinlikle. Mi? Kalite ayrıntılarına yani girdi. Bunu konuşmalıyız. Zeren Hanım çok güzel bir yere değindi sağ olsun. Ticari kaygıyla açılan işletmelerin sonuçlarının neye mal olduğu toplumumuzda aşikar. Biz bunu sevgili Selahattin evet. abiyle zaten birkaç programdır konuşuyoruz. Bu bir yol haritası olsun. Bu tarz girişimcilik hayali olan gençlere en evet. azından değil evet. mi? İlk etapta hani birazcık daha ticari düşünmemeleri gerek en azından kesinlikle. Değil mi? Yani insan merkezli birazcık daha iyi niyetli birazcık daha bir takım insanları bir araya getirmek maksatlı atılan adımların daha hı-hı. büyük ve daha olumlu sonuçlar getireceğini bunları evet. Buradan duyurmakta yarar var. Peki Zeren Hanım kaç yılında açıldı kafeniz? Ne kadardır bu işi yapıyorsunuz? 2017 yılında açıldı. Çok güzel. 18 Ekim'de. Evet. 18 Ekim'de ikinci yılımızı da olacağız inşallah. Çok güzel. Beklediğimden daha başarılı oldu. Harika. Daha başarılı oldu. Ben evet. kafeye geldiğimde mesela dikkat ettiğim şeylerden birisi sizleri ilk fark ettiğimde daha önceden bir sima tanışıklığı olmasına rağmen evet. o kadar bütünleşmiş ki seçkin ortamla çalışanlar gibi. Yani işinin çalışanı, emanetçisi, evet. diğerleri evet. çalışanlarla olan diyalogları son derece doğal ve normal. O sunum tepsisi mi diyelim onun altına koyduğumuz resimlerin olduğu bir kağıt var hani masanın üstünde. Evet. Onun üzerinde şey noktaları var söylediğini. Anket noktaları var. Evet. Yani müşteri memnuniyetini ölçmek evet, adına isterseniz not bırakabilirsiniz takım, cinsinden. Evet. Bütün ayrıntılar çok iyi düşünülmüş. Kesinlikle. O ortamda biz mesela sohbet ettiğimizde ara ara aklımda kalanlardan ilerleyeyim. Kafenin ciddi bir trafiği var. Yani o her şeyi dijital sayısal takip ediyorsunuz. Evet. Bir gün içerisinde ortalama giren sayı, kafeye giren, müşteri olan, çay içen, kahve içen, bir şekilde kayıtlara yansıyan sayıları en düşük ve en yüksek aralıklarını ortalamalar aklınıza tutabiliyor musunuz? En düşük sayı 1500 kişi. 1500 kişi evet. bir günde sevgili bir günde çok güzel bir rakamda 2500'leri buluyor. 2500'leri evet. buluyor. Bu muhteşem bir rakam. Bir de bu istatistikleri de ortaya dökmek gerçekten ayrıca bir başarı. Evet. Çünkü yani bir şekilde takibini yaparsınız ama gerçekten evet. istatistiksel anlamda söylemesi de zormuş. Evet. Bunları bu verileri ortaya koymak gerçekten işinizi ne kadar başarıyla aşkla yaptığınızın bir göstergesi. Çalışan kaç çalışanınız var şu anda kafeyi çekip çeviren? Sanıyorum saatli vardiyalar hareket ediyorlar ister istemezler. Evet şu anda 27 personelimiz 27 personelimiz çok var. Tabii zaman ağırlıklı zaman, yaş grubu. Zaman zaman bu sayı artış gösterebiliyor. Yaşlara göre, mevsime göre, okulların mevsime açılmasına göre, göre, duruma şu göre. Şu anki sayı tam belli değil çünkü sezon yeni açıldı. Sezon yeni evet. açıldı oturacak. Şu anda yaş aralığı kaçtan kaça çalışanlar? Çalışanlar 19 yaş ile 37 yaş arasında. Arasında ama fevkalade olgun bir tavırları var. Yani 19 yaşın çok üzerinde bir yaklaşımları, iletişim duyguları. Yani onlar mı sizi buluyor? Siz mi onları buluyorsunuz? O nereden kaynaklı? Bir yaşanmış hikayesi var. Değil mi? Yaşanmış bu çok güzel. Evet. Bunu var. Konuşalım. Evet. Ve kültür sanat kafenin ayrıcalığı çok özür dilerim. Burada ortaya çıkıyor. Evet. Hepsinin bir hikayesi var ama şimdi bu insanları bu çatının altında bu meziyetlerle sevgili Selahattin abimin de dile getirdiği gibi bu olgunlukta bir araya getirmek ve bir vizyon çerçevesi içerisinde bir araya getirmek gerçekten ayrıca bir hüner. Bunun için Zeren Hanım'ı gerçekten tekrar tebrik edelim. Programın duyurusunda hangi başlığı atmıştık içimizden gelen bir hemen kontrol Selahattin'in edelim. Uzun sözü evet. ne demiştik? Başarının sırrı yaşam hikayelerinde saklıdır demişiz. Peki. Ve biz bugün reklamlardan önce kısa bir giriş yapıp arkasından asıl açacağız inşallah konuları. Evet. Ben program teklifini sunarken uygun diplomatik bir dille evet. ve birdenbire olan bir şey değil. Her ziyaretimizde bir parça tarzında. Evet. Kafe muhakkak kendini gösteriyor ama en çok ne ilginizi çekti dediklerinde yaşam hikayeniz ilgimi çekti dedim. Zeren Hanımlara, eşine de aynı şekilde. Neden yaşam hikayeleri? Çünkü insanların hayattaki başarılarına baktığınızda iş tesadüfen onlara gelebiliyor. Ama tesadüfen o iş onlarda kalmıyor. Evet. Bir işin vizyonu, onu işletenin, takip edenin, yürütenin vizyonu neredeyse onun seviyesine kadar geliyor. Çıtayı belki başka bir salıp daha yukarıya taşıyabilir ama işletmenin mutlak sorumlusu, mutlak yöneteni, o Ar-Ge'yi, iletişimi, istişareyi, artık hangi kelimeyi kullanırsanız kullanın, yöneten kişi ya da kişilerin durduğu yer neresiyse işletme orada duruyor. Dolayısıyla sizin hayata baktığınız yer hangi noktadaysa onun çalışanları o noktaya gelmiş, misafirler o noktaya gelmiş, sizin gibi düşünenler orada daha fazla çoğalmaya başlamış ve siz orada farkında olmadan iyi insanların, kendine yol açmak isteyen insanların ya da belki
Bunu konuşacağız inşallah. Kendi hayatlarında istediği iletişimi kuramamış. Belki ailesiyle, belki kız arkadaşıyla, belki babasıyla, belki çocuklarıyla bilmiyorum. Hepsinin kendini daha rahat, daha modern, daha motive olmuş, geleceğe dönük tarzda hissettikleri bir ortam yakalanmış. Yani insanlar birbirlerinin elektriklerini yakalıyor. Evet. Belki bu çok konuşulan, çok telaffuz edilen ya da bir müşteri olarak size çok söylenen şeyler değil. Ama kafa oraya ortamında sanki ulaşılması gereken frekans, değil mi? Hiç konuşmadan bunu yakalayabiliyorsun ve evet, ortama baktığında her ayrıntının güzel düşünüldüğünü, çok güzel. Özellikle büyük şehirlerde, İzmirlerde kafe kültürünün gelişmiş olduğu bölgelerde, değil mi, yakalanmış olan bir düzeyin yakalandığını hissediyorsun ve diğerlerinden açık ara kendini ayırıyor, gösteriyor. Bu da bizim şehrimiz için çok büyük bir gelecek, çok, çok büyük bir umut. Bir umut ve özellikle gençler için hangi yoldan yürürlerse hangi yola çıkacağının çok önemli bir hikayesi. Değil mi? Bu işte Zeren Hanım da sevgili eşinin vizyonundan, duruşundan kaynaklanan bir durum. Evet. Ve tanıdıkça onun hayata nasıl yansıdığını göreceğiz. Daha iyi anlıyorsunuz. Ve evet, onların işe başlama hikayesini birazdan soracağız. Belki de 2 dakika oradan gelip oradan devam edebiliriz. Kesinlikle yapabiliriz. Buyurun siz sorun. Şeyden devam edelim o zaman. Sanıyorum üniversite eğitimimiz var. Eşiniz için de sizin için de. Farklı bir branşta. Ne eğitim aldığımızı paylaşmamıza sakınca var mı? Kafe ile çok alakası olmadığını yansıtmak açısından. Ya ben hem makine bölümü mezunuyum. Aynı zamanda sosyal hizmetler bölümü mezunuyum. Çok güzel. Şimdi de endüstri bölümü, mühendisliği bölümü mezunu. Çok güzel. Ama ikimiz de kendi mesleğimizi yapmadık. Genelde gemi inşaat sektöründe çalıştık. Gemi inşaat sektörü. Evet. Aktif olarak o baretleri takıp doğru söyledin mi? Kesinlikle. Sahadaydınız. Çok güzel. Sahadaydık. Ben dizayn departmandaydım. Eşim de planlama departmandaydı. Planlamadaydı. Türkiye'de neredeydik? Hangi? Yalova'daydık. Yalova'daydık. İlk Zonguldak'taydık. Daha sonra Yalova'ya geçtik. Yalova'ya geçtik. 10 yıl Yalova hayatımızdan sonra Tekirdağ. Nasıl Tekirdağ? Göçekiniz. Neden Tekirdağ? Nereden Tekirdağ? Yani şeyden alalım da geriden alalım. Tahmin ediyorum ki güzel kazanıyordunuz meslek grubunuz evet, olarak. Çok yoruluyordunuz. Yorgun kat safhadaydı. Evet. Ama o hayatın dengesi özel hayatta, evlilikte, gelecek planlarında yerine mi oturmuyordu? Ne oluyordu ya da ne olmuyordu? Da böyle bir sizin tercih cümlelerinizi yaptınız. Dinleyelim. Evet. Bir tercih yaptınız. Nasıl yaptınız? Tekirdağ nereden? Kafe nereden? İşi bırakma fiili nereden? Bambaşka bir işe başlama fiili nereden? Ne oldu ya da ne olmadı? Üniversite hayatımdan beri eşimin de benim de zaten bir kafe açma hayali vardı. Kafe ama ticari amaçlı olmayan, işte öğrenci ağırlıklı olan. Çünkü ben öğrencilerle sohbet etmeyi çok seviyorum. Çok seviyorsunuz. Keyif alıyorum. Harika. Çok mutlu harika oluyorum onlarla birlikte olduğumda. Kimi fark ediyordur, kimi fark etmiyordur ama ben kesinlikle bu durumdan çok mutluyum. Çok güzel. Zaten bir hayalimdi ama hayal de bırakmadık eşimle peki, birlikte. Evet. O hikayeyi dinleyelim. Onu mi? Dinleyelim. Yalnız ben şunu söylemek istiyorum Zeren Hanım. İnsanlar umutlarından vazgeçmemeli değil mi? Yani bunun buradan duyurusunu yapmış olalım. Bunun zaten en güzel örneği, timsali olarak sizi şu anda stüdyomuzda ağırlıyoruz. Gerçekten sevgili dinleyenlerimiz için, sevgili değerli takipçilerimiz için çok güzel, çok zarif bir hanımefendi, işinde çok başarılı. Bu başarının sırrını bizlere aktarıyor ve diyor ki İnsan ne olursa olsun sevgili Selahattin abi umutlarından vazgeçmemeli. Vazgeçmiyor. Onun çok bazen bu umut örneği. Evet bu umut bizleri çok büyük zorluklara göğüs germemizi sağlıyor. Bazen de çok büyük acılar çekmemizi sağlıyor belki ama sonuçları her ne olursa olsun evet, umutlarımızı yitirmemeliyiz değil mi? Kesinlikle. Evet. Çalışıyoruz. Peki. Yalova'da. Hayat devam ediyor. Başarılı bir sektör. Eminim işverenlerine sizden ayrılmak da istemiyor. Orada nerede kırıldı hayat? Ne hissettiniz? Hayale gitmek mi daha ağır bastı? Yaşanan hayatın zorluğu mu? Ya da ne oldu? Ne hissettiniz? Hayallere gitmek daha ağır bastı. Çünkü yürüyemiyorsa insan koşmalı. Koşmalı. Koşamıyorsa yürümeli. Yürüyemiyorsa sürünmeli. Ama mutlaka bir hareket şekilde, etmeli. Değil mi? Diye düşünüyorum çok ben. Çok güzel. Evet. Üniversite seçimi o yönde olmayınca değil mi? Nasıl evet, oldu? Üniversite seçimi o yönde değildi. Üniversite seçimi aslında şöyleydi. Sadece diplomaya sahip olmaktı benim için. Çünkü benim hep ticari bir yanım vardı ama ticari amaçlı olmayan. Çünkü insanlar belirli bir saat çalışıyor. 8 ile 10 saat arasında çalışıyor. İşte ayakkabı alır, kendine elbise alır. Kendilerine işte dolaplarında yer kalmaz. Aslında şunu farkında hiçbir zaman varmıyorlar. O kıyafetleri, o eşyaları alırken bunu zamanlarından harcadıkları, para kazanmak için zamanlarından harcadıkları hayatlarıyla ödüyorlar. Evet. Bunun farkına varabilmeleri için aslında ben bu kafeyi açtım. Eşimle birlikte. Bir evimiz vardı. Evet. Dedik evimizi satalım.
Evet, Yalova'da bir ev vardı. Evet. Bunu satalım, bir kafe açalım. Tamam, dedik, çok güzel. Olmazsa batarsak tekrar yenisini alırız diye düşündük. Batarsak başka bir kafede çalışırız. Ne olacak? Kesinlikle en öyle. Kötü ihtimal bu. Evet. Daha sonrasında şehir aramaya karar verdik. Hı hı. Ama Türkiye'de yatırım yapılacak şehirler açıklanmıştı. Bir televizyon programında. Orada ilk sırada ilk üç açıklanmıştı. İlk üçte birinci sırada İstanbul vardı. Zaten biliyoruz. Evet. İkinci evet. sırada İzmir vardı. İzmir vardı. Üçüncü sırada ise Tekirdağ vardı. Hani Tekirdağ bize ilginç geldi. Neden Tekirdağ? Neden diye. Tekirdağ? Çalışma yapan kimdi? O anketi yayınlayan, araştırmayı yayınlayan hafızanızda mı? Yani bunu 3 yatırım yapılabilir şehrin olduğunu... Bir televizyon programında televizyon programında. Evet. Tamam, tamam. Zaten her yıl yapılıyor diye biliyorum. Tamam. Orada işte evimiz de zaten satılıktaydı. Hı-hı. Şansımıza da 2 hafta içinde satıldı. Satıldı. Ve Tekirdağ'a evet. gelme kararı aldık ama öncesinde bir fizibilite yapmak için... Daha önce Tekirdağ'ı biliyor muydunuz? Hiç bilmiyorduk. Hiç tanıdığımız yoktu. Hiçbir şekilde o zaman tamamen yoktu. O anketin yönlendirmesi. Anketten tamam. dolayı geldik. Eşim sahilde dolaşırken bir öğrenciye denk geldi. Hı-hı. İşte hani öğrenciler burada nerede takılıyor? İşte tamam. nasıl diye. Öğrenci de onu arabayla birlikte değirmen altına götürdü. Evet. Üniversite öğrencilerinin evet. Genel olarak boş vakitlerini değerlendirdiği kafelerin bulunduğu bir ortam. Evet. Evet. Keyifli vakit geçirdikleri Hı-hı. bir yer. Evet. Sonra tekrar Yalova'ya geldi. Değirmen altını 2 gün dolaştıktan sonra ben yeri buldum. Hı. Tamamdır dedi. Daha sonra 2 hafta içinde taşındık. İnşaata evet. başladık. İnşaat başladı. O zaman bu Big Cafe House o an itibariyle nasıl bir yerdi? Tamamen zemin miydi? Boş muydu? Tamamen boş bir binaydı. Yeni yapılmıştı. Yeni yapılmıştı. İlk kiracısı biz olmuş olduk. İlk kiracısız oldunuz. Emanetçisi evet. oldunuz. Emanetçisi Neden oldum. Emanetçi kelimemiz niye bu? Çünkü... Evet. Bu kelimeyi ben çok hayran kaldım açıkçası. Çok özür dilerim. Gerçekten çok hayran kaldım. Hı. Emanetçisi kelimesi aslında içi çok dolu bir kelime. Ama tabii ki Zeren Hanım kendi ifadesiyle, kendi güzel deyimiyle bizlere bunu aktaracaktır. Tam olarak sahiplenirken aslında bir noktada yaradana saygı duymak için koyulmuş bir anlatım gibi değil mi evet. sanki? Aslında iki sebebi var. Evet. Biri yaradana olan saygıdan dolayı sonuçta evet. hiçbir şey bizim değil. Değil mi? Evet. İkincisi ise o kafenin patronu ben değilim. Gelen misafirler. Bravo. Peki, çok güzel, emanetçisi. Çok güzel. Evet, evet, evet. Ve belki bir başka yönü daha olabilir. Bu girişimci insanlar o konsepti büyüttüğünde, franchise gibi olmasa bile şubeleşmeye karar verdiğinde evet. çalışanlarıyla beraber büyümeye karar verip onları pay sahibi hissedar yapıp evet. değil mi? Belki kendilerini de büyümek, büyürken aileye küçülmek, dahil etmek, çoğalmak ve evet. kendini işverenden ziyade emanetçi kategorisine biraz daha taşımak. Çok Çünkü güzel. İsim hakkı büyüyecek. Big Cafe House Kesinlikle. Büyüyecek değil mi? Yani evet. o marka Aslında olacak. Aslında isim hakkından daha ziyade çalışma arkadaşlarımız büyüyecek. Değil mi? Bravo. Evet, i̇şte yani, bu konuyu reklamlardan sonra çünkü açalım. Çünkü tabelanın hiçbir önemi yok bence. Hiçbir önemi yok. Çalışma arkadaşlarımızın, insanların evet, yardımlaşması, dayanışması gerekiyor. Benim için daha ön planda. Değil mi? Harika. Ne kadar kaldı reklamlara? Ben bu yayın hiç bitmesin istiyorum. Reklamlara 1 dakikalık bir zaman tamam, dilimimiz var. O zaman var. 30 saniye ben hemen bir gözlemi paylaşayım. Lütfen buyurun, lütfen buyurun. Programın nasıl işleyeceği konusunda dün sabah evet. bir çay içtik birlikte. Biraz istişare ettiniz. Evet, çünkü onun ilk deneyimi olacak evet. anladığım kadarıyla mikrofon karşısına geçmek. Evet. Ama harika, harika ifade ettik. Kesinlikle hiç öyle ilk çıkan gibi bir problem yok. Görüntü yok, evet. fazlası var, çok daha güzel gidiyor. Hı hı. Orada gelen misafirlerden bir tanesi tıp öğrencisi, yanlış söylüyorsam lütfen doğrusu sizden çıksın tekrar. Mezun olacaklar. Çok yakın zamanda belki de oldular. Evet, İleride onlar da kafenin alışkanlığını, geleneğini devam ettirerek kendileri gibi oraya gelen öğrencilere, misafirlere, çalışanlara, ulaşılabilir insanlara güçleri oranında burs sağlayacaklar. Ve bu kafe gelirinin Muazzam. Önemli bir kısmını Muazzam. Isimsiz bir şekilde öğrencilere bütçesi oranında paylaştırarak burs veriyor. Evet. Yani kutsal bir amacın fedaileri değil mi? Öncüleri. Fedaileri. Böyle güzel bir yürek bu tür insanlar eşiyle ve çalışanlarıyla nasıl bir araya geliyor? Onun hikayesini reklamlardan sonra konuşacağız. Özellikle orası zaten. Kesinlikle, kesinlikle. Özellikle konuşmalıyız. Radyo Can'da 93.4 Radyo Can'da Kültür Sanat Kafede bizlerle kalın efendim. Şimdi reklamları dinliyoruz. Hasan Seçkin Oktar ve Selahattin Uzun'un hazırlayıp sunduğu Kültür Sanat Kafe devam ediyor. Evet efendim, 93.4 Radyo Can stüdyolarında Kültür Sanat Kafede bizlerlesiniz. Biz çok değerli Big Cafe House'un, Değirmenaltı mevkiindeki Big Cafe House'un
değerli emanetçisi Zeren Hanım'ı stüdyolarımızda ağırlıyoruz. Bir takipçimiz yayına katılmış. Hemen onlara da selamlarımızı, saygılarımızı gönderelim. Sevgili Onur Onur bir soru sormuş. Ben okuyayım ister misin? Lütfen buyurun. Aha, çok önemli bir soru sormuş. Çok kendisi çok değerli bir tespitte bulunmuş. Evet. Hemen Zeren Hanım'a kadar, aktaralım. Uygun bir üslupla ben böyle anladım, doğru mu anladım? Evet, aslında çok naif soru değil bu. Mi? Önce şeyden başlayalım. Bizim Mavi Düşler programımız var sevgili Ayşe Kaplan, muhteşem bir yayıncı. Onları dinlerken biz hep onlar konuşsa da hep biz dinlesek dediğimiz güzellikte insanlar. Evet. O da bir... Selamlar efendim. Evet, kendisine selam ve sevgiler. Bir kadın olarak, bir anne olarak, bir hemcinsiniz de olarak yazdıklarını okumaya çalışacağım. Keyifli yayınlar diliyorum. Konuğumuza selamlarımı iletiyorum. Doğru bir adresten vermiş olduğu doğru mesajlar için kendi adıma teşekkür ediyorum. Bir bayan emekçi olarak başarılarının daim olmasını canı gönülden arzu ediyorum. Çok teşekkür ederim. Onun takdirini kazanmak gerçekten güzel bir duygu. Kendisi işinde çok başarılı. Evet. Mavi Düşler inanılmaz bir program yapıyor. Başarıyı tanıyor. Evet. Yine Onur Onur Rumuzlu bir kardeşimiz dinlerken dikkatimi çekti. Kafesine gelen insanlara müşteri kelimesini hiç kullanmıyor. Hep misafir olarak hitap ediyor. Ayrıca hizmet vermek zor bir iş. Misafirlerinin yemek ihtiyaçlarını karşılamak mı daha zor? Onların müşteri memnuniyetlerini duygusal olarak yakalamak mı, iletişim kurmak mı daha zor? Eminim ki diyor, hani gönlünü kazanmak diğerinden daha zordur ama Zeren Hanım'dan bunu duymak bizi daha mutlu edecek. Ne düşünüyor diye bir sorsanız diye yazmış. O cevabı, soruyu sorarak, cevap alarak girelim ve asıl kafenin başarısının hikayesini sizinle birlikte çalışanlara bağlamıştık ya, oradan devam edelim. Müşterilerin yemek ihtiyaçlarından mı daha çok memnuniyet ya da problem çıkıyor ya da asıl duygusal ihtiyaçlarına, o saygıyı, sevgiyi, hoşgörüyü görmek adına gelmeleri mi sizin kafenizi daha öne çıkarıyor? Sizce hangisi hangisinin önünde, hangisi hangisini takip ediyor? Onur Onur kardeşimizin sözlerine yola çıkarak ne söylersiniz diye başlayalım. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. En iyi yemeği de yapsanız, en iyi içeceği de çıkarsanız ürünü. Bunu herkes başarabilir bence. Ama burada önemli olan bence benim biraz geleneksel bir yapım var. Evet. Kültürüme dokunursam kendime dokunurum. Kendime dokunursam ruhuma dokunurum. Bravo. Ruhuma dokunursam da misafir kitlesine de kalbine dokunma şansım olur diye düşünüyorum. Muhteşem bir tanımlama oldu. O yüzden zaten baktığımda kafeye günde 2000 kişi giriyor. Ve hepsi duygusal açlık çektiğini hissediyorum ben. Hı-hı. Çünkü hepimizin kırık bir yanı var. Hepimizin kırık bir hikayesi var. O yüzden ben hep çalışma arkadaşlarımla ön plana çıkmaya çalışıyorum. Ve toplantıda hep şunu söylüyorum. Misafirlerimiz sizden anahtarı bile istese kafene verin. Bravo. Çünkü o gün eşiyle tartışmış olabilir, kız arkadaşıyla ayrılmış olabilir. Çok güzel. Yakını vefat etmiş olabilir, bir rahatsızlığı olmuş olabilir. O yüzden size öyle davranıyor olabilir. Bizim kendi problemimizi onlara yansıtma lüksümüz yok. Hı-hı. Ama onların var diye düşünerek o gün onun sinirli halini ya da... Hoş görerek değil hoş mi? Hoş görerek... hareket bir takım imkanlar yani sunulabilir. Benim için en önemli olan bu. Harika. Yani geldiklerinde bir dostane, müşteri gibi değil, dostane, misafir gibi onlara yaklaşmamız sarılmayı, gerekiyor. Yaklaşmayı, evet. Sohbet etmeyi seviyorum. Ya bizim kafeye geldiğinde insanlar tek başına da gelse sıkılmıyorlar. Çünkü çalışma çok arkadaşlarımızla güzel sohbet ediyorlar. Hı-hı. Ve ben çalışma arkadaşlarımıza hep şunu diyorum. Kendinize haftalık hedefler koyun. Hı-hı. Ve gelen her masayla, haftada 5 masayla tanışma şansını yakalayın. Hı-hı. Harika. Çok güzel. Gerekirse bizden izin istemenize bile gerek yok. Eğer 10 dakikayı aşmayacaksa 5 dakika 10 dakika misafirinin yanına oturun. Hı-hı. Sohbet edin. Kendinize de bir çay söyleyin. Onların dertlerini dinleyin değil mi? Seçkin, çok güzel dostluklar edinmişiz. Kaynağı buymuş. Şimdi Selahattin yani abi her temas, ben şunu söylemek unutma, istiyorum. Evet. Her temas ettiğimiz, her gittiğimizde temas ettiğimiz bir çalışanın muhteşem bir özelliği, muhteşem bir hikayesi, duruşu, dimağı var. Evet. Ve o bütün o dertlerin arasında bize moral vermeye çalıştığı bir üslupla genç yaşına rağmen kesinlikle çok güzel diyaloglar kurmuşuz. Temelinde böyle bir bakış açısı var. Evet, yani bu bakış açısını gerçekten vurgulamamızda yarar var. Sevgili Zeren Hanım şöyle bir politika izliyor. Diyor ki biz tanışalım, insanlara yardım elimizi biz uzatalım. Hı-hı. Onlardan herhangi bir yardım eli gelmesini, yardım sesi gelmesini beklemeyelim değil mi? Evet. Bu çok ince, gerçekten kalplere dokunmaya çalışan bir işletme sorumlusunun çok gerçekten profesyonelce, gerçekten duygusal, gerçekten çok hissiyatla yaptığı güzel bir dokunuş, güzel bir hareket. Kendisi de zaten bunun meyvelerini topluyor. Buradan yine girişimci arkadaşlarımıza bu şekilde bir tavsiye vermiş olalım.
İlk olarak amacımız insanı kazanmak değil mi? Onun iç dünyasını bilmek, onun bir takım değerlerine saygı duymak. Sonrasında yaptığınız ürünlerle bir takım vizyonunuzla zaten ortaya çıkıyorsunuz. Ne dediniz? Kültürümle, kendi ruhumun ıssız noktalarına dokunarak ortaya onları da memnun edebileceğim bir şeyler çıkartmak istiyorum dediniz. Ben bundan çok etkilendim. Ben etkilendim. Ben bir soru soracağım. Lütfen buyurun. Biraz bir soru olacak. İnce bir soru. Gelen misafir hiçbir kusur bulamadığında serviste, yemekte, tuzda, ketçapta, ne bileyim iletişimde, seste, gürültüde ona bozulup da ya bu kadar iyi olmak zorunda mısınız? Ben kötüyüm işte birine çatmam gerekiyor demiyorlar mı hiç? Bizim mutlaka kafe olarak bir kafe ailesi olarak gerek çalışma arkadaşlarım gerek benim tabii ki kusurlarımız oluyor. Hiçbir ürün yeri geldiğinde dört dörtlük çıkmıyor. Çünkü aşçımızın bile morali bozuk olduğunda o yemeğe yansıyor. Lezzet yansıyor, alamıyoruz. Değil mi? Ama mutlu olduğunda o yemek daha lezzetli olabiliyor ya da barista arkadaşımızda. Bunu fark edebilmek çok önemli. Kesinlikle ama mümkün olduğu kadar misafirlerimize en güzelini sunmaya çalışıyoruz. Ama bir yandan da misafirimizin şikayetlerini dinliyoruz. Çünkü bunlar bizim gelişmemize sebep oluyor. Tabii ki. Yani tabii ki, ben kendim de sürekli şikayet ediyorum. Çünkü şikayet etmeden başarılı zaten olamazsınız. Değil mi? O yüzden mümkün oldukça ben de şikayet etmeye çalışıyorum. Arkadaşlar bu neden böyle olmuş? Arkadaşlar bu masa neden silinmiş gibi. Ama çalışma arkadaşlarımıza bağlıyorum her şeyi. Çünkü şu an dinleyen arkadaşlarımız da var. Bence selamlar dünyanın efendim. En harika çalışma arkadaşlarına sahibim diye düşünüyorum. Harika. Çünkü yeri geliyor kardeş oluyoruz, yeri geliyor anne arkadaş, görevi görüyorum, anne. Yeri geliyor abla görevi. Evet, kesinlikle. Ve bu da onların sahiplenme duygusunu artırıyor. Geliştiriyor. Çok sahiplenmişler. Biz en son eşimle bir uğradık, kahvaltı yapacağız. Ekstradan hani kendi keyfimize, zevkimize göre bir şey söyleyelim tarzında. Bir sonuçta ufak bir iletişim kazası geçirmişiz. Çok basit bir şey yani ki gelen de fevkalade de güzel bir şey. Uygun bir lisanla onu ben telaffuz ettim. Nasıl üzüldü? Biz onun üzüldüğüne, çalışanın üzüldüğüne biz daha çok üzüldük. Evet yani durum öyle olunca evet. Dedik çocuğum yani biz şimdi yaşımız 48-49 dünyanın sonu değil yapma ortada bir kusur da yok. Evet. Yani bir yanlış anlaşılma yani, var küçük bir yanlış küçük, anlaşılma. Küçük bir işte 50 çeşidin içerisinde 51. de demişiz şöyle olabilir burada miniş bir şey. Yani evet. O da bizim kararsızlığımızdan biz karar verene kadar zaten yıl geçiyor o haklı cephesinden onun o kadar benimsemesinden çok etkilendik. Daha öncesinde uğradığımız zaman yine bir asker kökenli bir kardeşimiz vardı. İsim ve hikayesine çok girmeyelim gündem hassas olduğu için. Evet. Çok başarılı bir asker. İşinden ayrılmış ve hayatını ekmeğini kazanmak için hizmet sektörüne girmiş. Evet. Yani Türkiye'nin kurtarılmasında gereğinde can veren, mecbur kalırsa can alan o yetenekli insanlar bu alanda da müdafaa etmeye çalışmışlar değil mi? Bırakmış. Evet. Şimdi o travmaların içerisinden çıkıp gelmiş bir genç, değil mi? Ekmek kavgasının içinde Zeren Hanım ve eşinin emanetçi olduğu işletmede ağırlıklı olarak Zeren Hanım'ın profilinde. Evet. Diğer karşılaştığımız kardeşimiz, daha önce karşılaştığımız kardeşlerimiz her birinde aynı figür. Her birinde ayrı bir heyecan, aynı yaklaşım, aynı duygusallık, aynı göz temasındaki memnuniyet ihtiyacı. Yani bazen o kadar güzel enstantaneler yakalıyoruz ki bu çocuklar varsa bu ülke gerçekten iyi bir yere gidiyor. Kesinlikle. Evet, kesinlikle öyle. Ama tam oraya açalım istiyorum ben. Belki dışa arzu ettikleri gibi bir sahiplenildiklerini hissettikleri işletmede içlerindeki gerçek karakteri dışa vurma şansı yakalıyorken belki bu çocuklar kendi ailelerinde, kendi özel hayatlarında, kendi backgroundlarında, geçmişlerinde belki iletişimsiz, belki uyumsuz, belki çok problemli olarak anlatılıyorlardır. Neden olmasın? Böyle hikayelerimiz var mı? Yani kendi hayatlarında adaptasyon sorunu yaşayan, mutsuzluk yaşayan muhakkak ki var. Onlar sizin çatınızda, sizinle beraber, sizin kimliğinize yakın bir unsurla dışa çok pozitif şeyler verebiliyor. Evet. Başarı hikayelerinin içerisinde bunlar da var. Evet, şimdi biz çalışma arkadaşlarıma baktığımda %80'in aile problemleri olduğunu görüyorum. Ve ben buna çok üzülüyorum çünkü... Yaş grubunun da erken olduğunu düşünürsek evet, değil mi? Evet, tesadüfte ağırlıklı... olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Çünkü yani 10 kişiden 8'inin... annesinin babasının boşanmış olması ya da şiddet görüyor olması bana normal gelmiyor. Evet, şiddet çocuklarda mı var, eşlerde mi var, eşler de birbirlerine karşı mı? Çocuklarda. Ben böyle arkadaşlarla çalışmayı seviyorum çünkü onlar beni iyileştiriyor. Ben onları iyileştiriyorum. Çok güzel. Çünkü ben de öyle mükemmel bir aileden gelmedim. Değil mi? Geldiğim günleri unutmamak için de onlara sahip çıkmayı seviyorum. Onlara anne olmayı seviyorum ama bunu görev olarak değil. Gerçekten bir anne olarak yapıyorum.
değişimden korkmuyorum ama değişmekten her zaman korkuyorum. O yüzden mümkün olduğu kadar da her gün kendime şu soruyu soruyorum. İşte nefsimi terbiye etmeye çalışıyorum. Evet. Davranışım doğru muydu bugünkü? Kelimelerim doğru muydu? Tavrım doğru muydu? Çok güzel. Bugün kimi incittim diye kendime her akşam gidince soruyorum. Eğer kırdığım çalışma arkadaşım varsa ertesi gün gönlünü bir şekilde almaya çalışıyorum ama bunu kalkıp özür dilerim diyerek değil de zamanla nasıl doktor ameliyat yapıyor, ertesi gün işte pansumana gidiyorsunuz, ilaç zamana yayıyor. Ben de onu zamana yayarak onun tekrar gönlünü kazanmaya çalışıyorum. Çünkü benim de zaman zaman hatalarım olabiliyor. Estağfurullah. Herkesin olduğu gibi ama hepimizin de bir takım öz eleştirileri kendimize getirmemiz kesinlikle gerekiyor. Kesinlikle öyle. Evet. Ama kesinlikle kafe açtığım günden beri ben amacıma ulaştığımı düşünüyorum. Çok çünkü güzel. Harika kardeşler, harika ablalar, harika anneler, harika babalarla tanıştım. Bu da beni çok mutlu etti. Mutlu ediyor. İnşallah da böyle daim olur. Enerjiyi oradan mı alıyoruz? Siz kırıldığınızda sizi kim topluyor? Acaba az önce söyledikleriniz bunun cevabı mıdır? Ben kırıldığımda şöyle çalışma arkadaşlarım boş ver abla ya diyebiliyorlar. Çok hoşuma gidiyor. Zaten o an 5 dakika sonra normale dönebiliyorum. Tabii bu kırgınlıklar iş hayatıyla ilgili kırgınlıklar olduğu için kesinlikle çalışma öyle. Arkadaşları hemen oradan yardıma koşuyor, yetişiyor. Hep sen mi diyor bizi toplayacaksın? Biraz da biz belki buradayız. Evet. Değil mi? Büyük bir birliktelik, büyük bir uyum söz konusu. Kesinlikle ama şunu detaya da bilerek ben kırılmamaya çalışıyorum. Çünkü kafe sektörü tabii ki bütün sektörlerde böyle ama kafe sektöründe çok fazla giriş çıkış olunca başarılı olmanızın nedeni birincisi gülmeyi bilmek. Evet. İkincisi de sabırlı olmak. Yeri geliyor biz sabrettiğimiz için sorun yaşadığımız misafirler sırf o sorunu tolere ettiğimiz, kendi haksız bile olsa idare ettiğimiz için daha sonra gelmeye devam tekrar ediyor. Tekrar geliyor değil mi? Problemli müşteri geliyor. Kesinlikle çünkü bizim çalışma arkadaşlarımızda da herkes dört dörtlük değil. Gelen misafirlerimizde de herkes dört dörtlük değil. Onların da kusurları oluyor. Bizim de kusurlarımız oluyor. Yanlışı doğruyla telafi ettiğimizde doğru sonuçlar alıyoruz. Doğru sonuçlar alıyoruz. Evet. Ama biz empati yaparak birbirimizi anlamaya çalışıyoruz. Anlamaya çalışıyoruz. Değil mi? Çok ne kadar güzel. İnsani kesinlikle. Yönlerimiz çok ön planda. Çok. Zaten bu başarı başka türlü kazanılamaz. Mümkün değil mi? Yani biz bunu birkaç programdır sürekli söylüyoruz. Unuttuğumuz bir takım değerler var. Topluma biz kendi perspektifimizden, kendi penceremizden birazcık daha bunları hatırlatmaya çalışıyoruz. Zaten diyoruz ki hani Kültür Sanat Kafe programı birazcık da ayna niteliğinde. Yani yaptığımızı kendimizi orada görüyoruz. Evet. Dolayısıyla bize unuttuğumuz bir takım şeyleri hatırlatmaya çalışıyoruz. Böyle bir misyon, böyle bir vizyon belirledik kendimiz için. Ama bunları kafe ortamında genç nesille paylaşmak çok güzel bir şey. Sizler adına biz çok gurur duyduk, çok onur duyduk efendim. Gerçekten öyle. Hatta geçen hem kafenin de konseptinden bahsetmek adına fırsat buldukça şimdi gidiyoruz. Açıkçası gittiğimiz başka da hiçbir yer yok. Evet. Yani 4 defa çıkmışsak 3'ü. Big Cafe House değil mi? Big House Cafe benim hala aklımda öyle kalmış. Yani tek pekle tek karıştı. Mikrofonlarda girmek istemiyorum böyle konular ama bir et ürünü siparişi verdik. Onu canımız istedi. İşte evde uğraşmayalım vesaire falan. Dönerken biz eşimle şöyle çok tatlı tatlı birbirimize girdik. Neden girdik? Ya dedi fiyat çok uygun. Porsiyonlar dedi yeterli. Evet. Fazlasıyla yeterli. Evet. Biz dedi bunu dışarıda alsak dedi. Aynı tabağı hazırlamaya kalksak ortalama en az bir %30-%40 maliyet fazladan artar, çıkacak değil mi? Ortaya. Evet. Bu kadar uygun fiyata, bu kadar kaliteli servis, herkes sana hizmet etmek için yarışıyor. Senin bana ne zorun var dedi evde yemek yaptırıyorsun. Biz ciddi söylüyorum buna benzer bir mütalaa ettik gülerek. Yani sunulan hizmetin kalitesiyle alakalı olarak insanlar... Hatta evet. Dedik biz Altınova'dayız, şehrin öbür tarafındayız. Hürriyet Mahallesi'nde otursak hani hiç yemek yapma telaşına da girmeyelim. Değil mi? Yoğun iş hayatı gereği. Evet. Çok güzel yani porsiyonlar büyük, karlar düşük. Orası kira benim bildiğim kadarıyla hafızam beni doğruluyorsa... Çok fazla çalışan var. Ne kadar trafik olsa da trafiğin içerisindeki bir bardak çaya saatler geçiren öğrenci psikolojisi de var. Evet. Değil mi? Yani bütün bunların ortasında karakteri reklam geliyor mu? Yok. Şu an daha vaktimiz var. Ne kadar karakterimiz paylaşıma müsait de olsa onun ticari tarafını çok iyi bir işletmeci olarak hesaplayabilmek lazım. Ürün havuzu var, sipariş tedarik bölümü var, mutfak bölümü var, sonuç bölümü var. Yani o trafiği nasıl sağlıyorsunuz? Hani ticaret yapmaya da meyilli bir kimlik olması lazım. Ne kadar çok faktör bir araya gelmiş ve bizim gibi düşünün muhakkak ki çok fazla insan var. Biz bir kahvaltı tabağını bitiremiyoruz. Evet. Yani öğle yemeğe gidiyoruz tesadüfen.
doyar mıyız hesabıyla gidiyorsun. Devlet memuru vesaire, öğrenci, herkesin gittiği de bir yer. Evet. Ama bakıyorsun alman gereken miktarın üzerinde bir porsiyon ve daha uygun fiyatlarla geliyor. Harika. Yani çok dengeli bir unsur. Bir ailenin bütün içsel mücadelesi kafenin her alanına yansımış. Ve siz bütün bunları yaparken iki tane de çocuğunuz var diye biliyorum. Evet, doğru hafızamdaysa küçük. Maşallah. Evet, çok iyi. Bütün o dengeleri bir iş emanetçisi, bir anne, bir eş olarak o teraziler nasıl dengeye geliyor? Oradan mı devam etsek biraz? Ben şuna inanıyorum. Fiyat politikası tabii ki çok önemli. Zaten öğrenciye hitap ediyoruz. Öğrencinin cebindeki bütçe de belli. Hepsini almanın bir anlamı yok diye düşünüyorum ben. Sonuçta aileler kendilerinden kısıp yoluyorlar. Tabii ki bizim de kar ettiğimiz bir nokta var ama çok fazla kar amacı gitmek bana göre doğru değil. Diyorsunuz. Evet. Dedim az önce, geleneksel bir yanım var. Evet. Bence karından fazla kar yapmak da doğru değil diye düşünüyorum. Değil mi? Bravo. Ben. Kesinlikle öyle. Çünkü biz de öğrenci olduk ve bolluk içinde büyüyen bir aileden gelmedik. Evet. O yüzden... Gelseydik tersi mi olurdu acaba? Hani az önce de benzeri bir cümle kullandınız. Evet. Zor bir aileden geliyorum. Onu yaşamadan bilemeyiz ama ben zor bir aileden, maddi olarak zor bir aileden ya da zor bir çevreden yetiştiğim için çok mutluyum. Evet. Çünkü belki de bu duygulara, bu daha hislere tam sahip onu diyecektim. Evet. Diye daha derin bir şekilde empati yapabiliyorsunuz değil evet. mi? Karşı tarafı çok daha derin bir şekilde anlayabiliyorsunuz. Yaşamadan bilinmiyor sevgili Selahattin evet. abi. Yani hani birazcık daha bu iş yani hayatta dair bir takım tecrübeleri olan insanlar bu tarz hissiyatları daha iyi yaşarlar, daha iyi anlarlar ya. Hani bu onunla alakalı. Tabii ki hani tersi olsaydı Zeren Hanım'ın karakteriyle alakalı muhakkak, ama vizyonuyla alakalı. Ama yani gerçekten empati duyması, hissetmesi, insanların vicdanının sesini duyması ve o öğrenci kitlesinin yoğun hayat telaşı içerisinde ne kadar uğraştıklarını değil mi hissetmeniz evet. size ayrıca başarı katıyor. Kafayı görmek istiyorum en yakın zamanda. Kesinlikle. İnşallah. En yakın zamanda görmek istiyorum. Çok heyecanlandık. Hatta ben bir adım ileriye gidiyorum. Evet. Kadroda yer varsa biz çalışmaya da talibiz. Aileye dahil olalım. Kapımız herkese. Kesinlikle. Peki efendim, eğitim sektörüne yaptığınız katkılar, öğrencilere evet. yaptığınız katkılar bu öyle, kesinlikle var. Yatsınamaz bir gerçek. Şimdi öğrencilerimiz gerçekten zor koşullarda eğitim alıyorlar. Nasıl zor koşullarda eğitim alıyorlar? Türkiye'de eğitim pahalı bir iş. Yani her ne kadar devlet okullarını ya da ne bileyim bir takım özel kurumları tercih etseler de pahalı. Yani dolayısıyla hayat standartlarıyla doğru orantılı olarak yaşam mücadelesinin daha çetinleştiği bir durum. Çetinleştiği bir alan. Gençlerimize karşı, özellikle öğrencilere karşı da böyle bir yönelimle bu kafeyi açmanız ayrıca memnuniyet verici. Aklınızda herhangi bir soru var mı işletmeyle yani alakalı? Konuşacak konumuz çok. Değil mi? Hangisinden başlayalım diye benim aklım sürekli karışıyor. Projeleriniz var mı demek istiyorum ben. Evet. Yani bu aslında yaptığınız, yürüttüğünüz başı başına çok büyük bir proje. Çok büyük bir proje. Çünkü işin mutfağıyla ilgilenirken aynı zamanda nasıl bir vizyona sahip olması ve doğru denetimi yaparak yürütmeye çalışıyorsunuz. Yani bu iş bölümü de çok önemli. İnsanların birbirleriyle olan etkileşimi, iletişimi de çok önemli. Fakat bunun yanı sıra hayata geçirmeyi düşündüğünüz projeler var mı diyeyim ben? Yani Big Cafe House ailesi olarak evet. neler planlıyorsunuz, neler düşünüyorsunuz? Az önce bir iki cümleyle giriş evet. yapmıştı. Oraya tam yerine evet. gelmiş olacak. Evet. Big Cafe House ailesi olarak tabii ki büyüme istiyorum ama bunu tabela ya da isim olarak büyümek Gönüllerde büyümek. Çalışma arkadaşlarımıza baktığımda küçümsemek değil, sakın yanlış anlaşılmasın. Yok, estağfurullah. Bazı bölümler var. Tabii Türkiye'de çok iyi bölümlerin bile işe girmesi zor. Değil mi? O arkadaşları elimde tutarak, harika. Onlara aynı zamanda annelik yaparak, onlara da imkanları doğrultusunda olan, olmayan tüm arkadaşlara hisse vererek bu kadar hisse senin, buradan bu kadar da maaş, bu şube sana ait deyip büyümek ve büyüdüğünde de çok fazla eğitim kitlesine ulaşmak. Çünkü ben sosyal sorumluluk projelerinde yer almayı çok seviyorum. Çok güzel mi? Korkuyorum da aslında bunu anlatırken çünkü yanlış anlaşılmaktan da korkuyorum. Şöyle bir şey var Zarin Hanım. Bunları da belirtmemizde yarar var. Sevgili dinleyenlerimiz de elbette ki merak ediyorlardır. Aynı zamanda sosyal hizmet uzmanısınız değil mi? Evet, sosyal hizmet. Çok güzel.
şimdi kendi hayatından, benim anladığım Zeren Hanım kendi hayatındaki bir takım olumsuzlukları başka hayatlar yaşamasın diye, burası çok önemli Selahattin abi. Acıyı yelken yapıyor. Yani ve, acıların içerisinde kaybetmeyi seçmek yerine acıyı yelken yapıyor. Yani bunu yaradan ona niye yaşattığı çok güzel bir şekilde cevaplayıp hayatına geçiren ender insanlardan. Hepimizin böyle düşünmesi gerek değil mi Zeren Hanım? Şeyi fark ettin mi? Özellikle öğrencilerime ben bunu, ben eğitimciyim yani öğretmenim. Derslerimden arta kalan zamanlarda öğrencilerime bunun tavsiyesini veriyorum. Ve biz hasretle, inanın hasretle Selahattin abimle yayında bunu konuşuyoruz. Bu profilleri toplumda görmek çok zor. Belki empati yoksunluğundan, belki hayata dair bir takım kaygılarımız devreye giriyor. Bilmiyoruz. Belki de bir takım hırslarımız var. Ayrı bir tartışma konusu ama bu tarz profilleri hayatta çok fazla göremiyoruz. Göremediğimiz gibi her geçen gün birazcık daha umutsuzluğa kapılıyoruz. Kültür Sanat Kafede ayrıca bunun canlı örneği olarak bize yayınımıza katıldığınız için ben ayrıca gerçekten çok teşekkür ediyorum. İyiliğe olan inancımızı yitirmememiz gerektiğini yine söylüyoruz. İyiliğe yani, pozisyon olamıyor demiştik. Evet. Şu var, hayatımızda yaşadığımız olaylardan ders çıkarmamız gerekiyor değil mi? Yani onu bu doğrultuda değil, de, değil mi? Evet. Aslında tam tersi uygulamamız evet, yani gerekiyor ama bu yaraları sarmamız gerekiyor. Yapamıyoruz. Peki yani bunu neden yapamıyoruz demeyelim çünkü konu çok daha farklı boyutlanacak. Ben birazcık daha Big Cafe House'la ilgili konuşmak istiyorum ama yani iyi, çok baktığınızda çok inanılmaz bir başarı öykünüz var. Şehir şehir gezmişsiniz, eşinizle bir fizibilite çalışması yapmışsınız, öğrencilerle görüşmüşsünüz. Ve şu ifadeniz gerçekten benim yüreğime dokundu. İleride ben Big Cafe House'un daha geniş bir aileye yayılmasını ve bu mantığın devam etmesini istiyorum dediniz. Evet. Bu duygunun devam etmesini. Emekçileri emanetçi olarak devam emanetçi edecek. Olarak devam ettirmek istiyorum dediniz. Bir şeye dikkat ettin mi? Söylenecek hiçbir şey yok Selahattin abi. Çok şey var. Yani evet muhakkak çok şey var. Bir şeye dikkat ettin mi? Evet. Zor bir hayattan geliyor Zerrin Hanım. Evet. Kendi kelimeleriyle biz özel evet. hayatını, aile hayatını irdelemek anlamında olmasın diye sormuyoruz ama yeterli bizim için o cümle zaten. Şikayet etmiyor. Şikayet kelimesini sadece nerede kullandı? Müşterinin memnuniyetini temin ederken üründe ya da sonuçtaki eksiği ben kendim şikayet ederek kendimi geliştiriyorum evet. dedi. Başka türlü bir şikayet kelimesi duymadık bak. Çok güzel. Ne ailesini şikayet evet. etti, ne toplumu şikayet etti, harika. Ne gençleri, kesinlikle. Ne başka bir şeyi hemen... şikayet etmeden nasıl oluyor? Evet. Seçkin sen de söyle oradan. Çok özür dilerim. Lütfen. Hemen bu noktada bir parantez açalım. Selahattin abinin dediği çok önemli. Nasıl başarıyorsunuz bunu? Nasıl yani başarıyorsunuz? Bütün bu olumsuzluklara rağmen bakın biz her sektörün kendi içinde zorlukları var biliyorsunuz ki bizler de kendi hayatımızda çok zorlandığımız, çok bunaldığımız zamanlar oluyor. Tabii ki hani bu işin işleyişiyle alakalı bir durum ama yani sosyal hizmet uzmanı kimliğiniz de var bunu da biliyorum ama nasıl tedavi ediyorsunuz içinizi, nasıl başarıyorsunuz? Yani elbette ki bir çalışanınızın size boş ver abla demesi çok moral verebiliyor ama hani biz bunu yapamıyoruz ve evet. bu anlamda sizden tüyolarını almak istiyoruz açıkçası. Yani sosyal hizmet uzmanı kimliğiniz en azından. Evet. Yaradan yaratırken herkesi iyi yaratıyor ama iyi kalmak insanın sonradan kendi elinde. Sonradan kötü oluyoruz. Evet. O yüzden evet. ben bunu korumaya çalışıyorum. Bunu da şöyle koruyorum. İyilik yaptığımda hem iyileşiyorum hem kendimi iyi hissediyorum. Bravo. Evet. Çünkü geçmiş pişmanlıktır, gelecek kaygıdır. Benim de gelecekte gençlerle ilgili kaygılarım var. Belki yaşım 37 ama... kaygılanıyorum ister istemez. Evet, evet. Çünkü benim de evlatlarım var. Evet, benim de çocuklarım muhakkak, var. Evet, evet. Ne ekersek onu Allah biçeriz. Allah onlara ve sizlere çok uzun ömürler versin. Benim evlatlarıma da başkaları dokunur diye düşünüyorum. İnşallah. Evet. O yüzden eğer bir hırsıza hırsız diyorsak bu bizim toplumumuzun ve bizim suçumuzdur. Evet. Önce sormak lazım. Yani onu hırsız kim yaptı diye. Değil bence mi? Her yani birçok soru işareti var bununla ilgili. Ben bunlara cevap evet, bulmak için evet. çok kitap okudum. Gerek Harika. Felsefi, gerek psikoloji. Seviyorum. İnsanların kalbine dokunmayı, onları gülümsetmeyi çok seviyorum. Harika. Evet, şimdi ortaya şimdi şöyle söyleyelim. İnsan psikolojisinden çok iyi anlayan ve yaşanmışlıkları olan
kırgınlıkları olan ve bunları onarma eğilimi çok yüksek bir karakter olunca ortada ister istemez başarı potansiyeliniz çok yüksek oluyor. Şikayet etmek yerine kendi içinde kendini onarıp onardığıyla arkadaşlarına faydalı olan. Biz programda sosyal hizmet uzmanlarını mı ağırlasak? Sanki bize çok iyi gelecek Selahattin abi. Aslında şeyi tekrar vurgulayalım. Sık sık programlarda benim altını çizdiğim bir yer vardı, hatırlıyor musun? Evet. İnsanların hislerine odaklanmak gerekiyor. Kesinlikle. Elbisesine, kariyerine, yaptığı mesleğe falan değil. Evet. Eğer muhatabınız bir insansa onun hislerine odaklanmak gerekiyor. Hislerini anlayabildiğin ve aktarabildiğinde sonuca ölçüde giriyorsun. İnsansınız. Evet. Ve bu hislere dokunurken bunu bir izimden, bir dinden, bir rejimden ya da başka bir yerden ölçü alarak değil, tamamen insan olmasından kaynaklanarak. Evet. Kendi içinde kendini arayıp kendi yolunu çizdiğin işte ortaya çıkan bir sonuç. Bunu bir şey için yapıyor olsaydı, ki o bir şey kelimesini en global anlamda yaradan olarak algıladık. Evet. Bu zaten hepimizin farklı akımların etkisinde olsaydı. Ama farklı akımların, felsefi akımların, yazar akımlarının, işte ideolojilerin, izimlerin vesaire olsaydı, oradaki sapmalar karakter sapmasına, karakter işe sapmalara gelecekti. Evet. Bütün gücünü kendi içinden alan biri ve eşi de aynı şekilde bir insan. Ben tanıma fırsatını buldum. Harika. Onların birbirlerinin hayatına duyduğu saygıyı gözlerinde görmek bu muhteşem güçle, bir şey. Bu güçle, bu uyumla zaten değil mi? Ortaya özel iki insan bir araya gelmiş ve bizim hani bir teorimiz vardı. Özgür bırakarak sevmek mümkün mü diye. Değil mi? Onun tartışmasının pozitif bir örneği var. İş hayatlarında başarıya giderken toplumun koruyabileceği kadar hassasiyetleri de göze alarak, kelimeleri tam kuramadım. Karşısındakini özgür bırakmış, onun başarısıyla gururlanmış. Aç parantez, en büyük rekabet eşler arasındadır. Evet. Eşinin başarısından kendine bir eksi değil, daha motive olabilmek için artı seçmeyi başarmış. Kesinlikle. İki insan bir araya gelmiş. Evet. Muhteşem bir şey. Kesinlikle. Galiba reklamlara giriyoruz. Evet, reklamlara çok az bir zamanımız kaldı. Konuşamadığımız konular var. Eminim ki Zeren Hanım da bize anlatacakları vardır. Big Cafe House'u anlatacağız. Ve bunun tiyolarını da sevgili dinleyenlerimize vereceğiz. İyi insan olmanın temel yasaları. Artık temel öyle yasaları. Mi diyelim, nasıl diyelim bilmiyorum ama. Kendin olmak. Değil mi? Kendin olmak. Peki efendim, 93.4 Radyo Can'da Kültür Sanat Kafedesiniz. Programı kaçırmayın lütfen. Giriyor çok güzel reklama? Bir program oluyor. Şimdi reklamları dinliyoruz. Girelim, evet. Bir soluklanalım, bir nefes alalım. Evet. Yorumlara bakalım. Hasan Seçkin Oktar ve Selahattin Uzun'un hazırlayıp sunduğu Kültür Sanat Kafe devam ediyor. Evet efendim, 93.4 Radyo Can stüdyolarında çok değerli konuğumuzu sevgili Zeren Hanım'ı ağırlıyoruz ve onlara ve ona çok özel sorular, bir takım sorular yönlendiriyoruz. Başarı hikayesini, başarı öyküsünü, nasıl bu başarıyı yakaladığını bizlerle paylaştı sağ olsun. Tabii ki çok daha farklı sorularımız da olacak. Ama ben şunu gözlemledim sevgili Selahattin abi. Zeren Hanım tabii ki mesleki bilgisini işletmeci kimliğine, işletmecilik alanına taşımış ama şöyle bir şey var. Sektörlerin yaşadığı genel olarak bazı sıkıntılar var. Yani Avrupa standartlarına çıkamamamızın, toplum olarak en azından Avrupa standartlarına ulaşamamamızın, ben niye olumsuzu söyleyemiyorum, ulaşamamamızın sebeplerinde bir takım mesleki, nasıl diyelim, yanlış karar alma dürtülerimiz ya da birbirimize karşı anlayışsızca davranmamız yatıyor. Ben bunu daha önceki programlarda da vurguladım. Yine söylüyorum. İnsanların birbirini anlaması, sizlerin gibi, sizlerin yaptığı gibi insanların hissetmesi çok önemli. Şöyle bir şey yapmışsınız. Kendi çalışma alanınızı, kendi koyduğunuz kurallar neticesinde daha verimli olabilmek, hem yaşadığınız topluma hem de bireysel anlamda kendi hayatınıza daha verimli olabilmek için kendiniz istediğiniz şekilde dizayn etmişsiniz. Dolayısıyla buradaki kuralları belirlerken ki yürüttüğünüz hassasiyet çok önemli. Bunları bütün iş sektörlerine dağıtabiliriz. Yani nasıl dağıtırız? Başarıya giden yol, bireyin kendini nasıl rahat hissedebilirse öyle çalışması gerektiği anlayışı buradan çıkartılabilir, değil mi? Elbette evet. ki kurallar olacak. Elbette ki hayatımızın her alanında kurallar var. Kuralsız yaşayamayız çünkü biz. Ama bu kurallar mümkün olduğunca bireysel verimliliği yükseltebilmek adına onun çalışma hayatına giden en uygun giden yol olacak, değil mi? Yani o kişi en uygun şekilde, en verimli şekilde nasıl çalışıyor? Yani dolayısıyla iş dünyasında küçük de olsa bir seyahat etmeniz gerekiyor.
Güzel bir bakış açısı, çok güzel bir bakış açısı. En azından muhasır medeniyet çizgisine erişebilmemiz için yapmamız gerekenler listesinde başa alacaklardan birisi, değil mi? Peki. Şunu soralım veya aklında bir şey var mı? Yok, şu an yok. Siz tamam. Buyurun. Mesela daha önce hiç deneyimleri olmayan, evet, sadece müşteri olarak, müşteri kelimesini siz sevmiyorsunuz ama gittikleri kafelerde hizmet alan olarak o sektörün içindeyken tamamen kendi asıl eğitim aldıkları alanı bırakıp cesur bir kararla yepyeni bir hayata, yepyeni bir şehre ve yepyeni işe değil başlıyorlar. Mi? Evet. Çok iddialı bir başlangıç. Kesinlikle. Ve bunu çok güzel yapıyorlar ve bunu fark ettirdikleri için de bugün burada bizimle, evet, birlikteler. Sağ olsunlar. Ve seçilen konsept çalışanlarından hedef kitlesine kadar gençlik. Evet. Neden biz yaş grubu değil, 50 yaş grubu değil, 70 yaş grubu değil, yaşlılar değil, kek evi değil, börek evi değil, klasik bir restoran değil. Neden kafe olduğunu aşağı yukarı yakaladık, evet, ama neden gençlik? Gençlikle ilgili kaygılarımız var dediniz. Ne tür, evet, kaygılar var? Siz hangi yönüne o yöneldiniz daha, evet, çok? Aslında biz Big Cafe House ailesi olarak iki tarafa da yöneldik ama tabii ki önceliğimiz öğrenciler, önceliğimiz gençlerimiz. Çünkü onlar toplumu daha büyük bir adımla değiştirebilirler sanki, değil mi? Yani bundan tabii sonraki ki gelen nesil dengeli dağılım olmalı. Her bir önceki nesille beraber bu toplumda yaşayacağı için, evet, ne kadar iyi insan kazanırsak, ne kadar güzel şeyler anlatıp öğretebilirsek, evet, büyümelerine izin verebilirsek hayat o kadar toplumun güzelleşir. Toplumun yaralarını o denli sarmış olacağız. Toplum o kadar güzel bir hal alır diye düşünüyorum. Size pas olsun diye söylüyorum bunu. Mesela 4 ziyaretinde birkaç tane orta fiyatlı bir şey sorup en sonunda daha küçük bütçeli bir sipariş verip giden çocuklar, cebinde para yok. Değil mi? Bunlar geliyor mesela. Evet. Mesela ekonomik yaralarını sarıyorsunuz gücünüz yettiğince, bir o tarafı var. Onlarla bu kaynaşma yaşandığında ben sözü size bırakıp uzun uzun konuşmanızı arzu edeceğim. Nefesinizin yettiğince. Onlar bu güveni, bu rahatlığı, kendini emanet edebilmeyi hissettiklerinde bu defa özel hayatlarının dertlerini açmaya başlıyorlar. Evet. Bu bir cephede çalışanlar tarafında olduğu gibi tarafında da misafirlerin cephesinde gerçekleşiyor. Oradan bir bütünleşme başlıyor. Belki siz az önce sevgili Onur Rumuzlu kardeşimizin dediği gibi yemek kalitesi mi yoksa gönüllerinin doyurulması mı meselesi? Belki onlar sizde ailede bulamadıkları sıcaklığı, yön göstermeyi, öncülüğü, önderliği birçok şeyi yakalıyor. Nasıl öğrenciler, ne tür öğrenciler, havalı, zengin, yoksul, fakir her çeşit geliyor. Neler hissettiriyor, neler yapıyorsunuz, ne hissettiriyor size? Her bütçeden öğrenci geliyor tabii ki. İşte bütçesi alt kademe, orta kademe, üst kademe. Ama şu anda baktığımda benim döneme göre, ben üniversiteden mezun olalı 16 yıl olacak. Evet. Tüketim çok fazla. Değil mi? Tüketim, evet, çağında zaten yaşıyoruz. Ben yılda belki de 10, evet, defa bir kafeye gidiyordum ama bugün şartlar nasıl bilmiyorum ama evet, çok daha bir hızlı, öğrenci günde, evet, 3 sefer bile kafeye geldiğini görebiliyorum. Ama biz şunu şöyle ayırıyoruz. Artık alıştık misafir portföyümüze, misafir kitlemize. İnsanları daha, evet, iyi, evet, tanıyorsunuz. Evet. Mesela bir öğrenci geliyor örneğin. Bakıyorum sürekli çay içiyor. Evet. Çay tüketiyor. Buradan, evet, bunun bütçesini az anlayabiliyorsunuz, evet, empati yapabiliyorsunuz. Evet. Bugün çay senden, gözleme benden diyoruz. Değil mi? İlk başta şaşırıyor hani, şaşırmaz, neden diye. Şaşırmaz mı? Sonra ya bu sürekli geliyorsun deyip bir aile ortamı oluşturuyorsunuz. Şey yapmadan, evet, incitmeden. Gururunu incitmeden, evet, bunu bu şekilde yapabiliyoruz. Ya da işte ilk başta tanıyoruz, sohbet ediyoruz. Sonra zaten çoğu misafirimiz işte bizimle derdini, problemini genelde paylaşmış gençler oluyor, paylaşıyor. Çünkü, evet, bir süre sonra samimi bir ortam gerçekleşiyor. Harika. Ya da ne bileyim, ilk ben şuna şaşırmıştım. İlk kafeyi açtığımızda dikkatimi çekmişti. Bazı öğrenciler ders çalışırdı sınav zamanı. İşte ben de onlara işte sütlaç, işte trelçe koyardım. Şey evet, derdim. Allah zihin açıklığı versin dediğimde bana baktıklarını gördüm. Hani acaba neden bakıyorlar, evet, diye düşündüm. Anlamaya şöyle bir cevap geliyordu. Abla ya, pasta gidik mi? Pastanın tarihim geçti. Diyorum hayır tabii ki de. Evet. Şaşırıyorlar. Çünkü normal görmüyorlar. Evet. İkram olarak, evet, ikram algılamakta olarak zorlanıyor. Hak ettiğini de düşünmüyor. Kesinlikle neden olsun? Öyle. Altında muhakkak bir menfaat arıyor, bir şey arıyor. Bir sanki bir çıkar işte. Değil mi? İlla bir şey olacakmış gibi. Olmasın, evet, ya da işte ne bileyim. Hani çöpe atılacaktı, evet, esprisini yaparız kesinlikle, ya. Evet. Aslında öyle değil ama. Aslında tam tersi. Hı-hı. Ben o sırada onu böyle, belki yaşım çok büyük değil ama o an onu kendi çocuğum gibi görüp, değil mi, hoşuma, bravo, gidiyor. Çünkü biri bana bunu yapsa ben çok mutlu olurum. Evet. O yüzden de seviyorum öğrencilerle ilgilenmeyi.
Evet, empati kelimesinin içini açmış olduğumuz, yani biri bana bunu yapsa ben çok mutlu olurdum mu hayata geçirmiş oluyoruz. Evet ve inanıyorum ki gelen mesajlardan, çünkü bazı öğrenciler bana gece bile yazabiliyor. Çok i̇şte güzel. Sevgilisinin ayrıldığı bile abla ayrıldım deyip yazabiliyor. Ben bundan mutluluk duyuyorum. Belki insanlar bunu zaman kaybı görüyor ama ben zaman kaybı olarak görmüyorum. Çünkü yaşam o kadar uzun değil. Tüketilecek kadar da kısa değil. Değil mi? Buna zaman kaybediliyor ama kazanılan da bir insan. Kesinlikle. Yani kapıyı açıyoruz ama şey demişler, çok güzel bir söz var. Ben çok severim. Hep hayatımda da kullanırım. Sancı olmadan doğum olmaz. Değil mi? Kesinlikle öyle. Tabii ki bizim de sıkıntılarımız oluyor. Zaman zaman benim de üzüldüğüm muhakkak. Ya da eşimin de üzüldüğü nokta oluyor. Ya da çalışma arkadaşlarımızın. Ama birbirimizi iyileştirmeyi iyi biliyoruz diye düşünüyorum ben. Değil mi? Çok güzel. Değil mi? O tekrarlanmış oluyor. Birbirine geçmiş oluyor sinerji. Evet. Kesinlikle muhteşem bir şey. Yani. Evet. Çok özür dilerim sevgili Selahattin abi. Şimdi tabii ki toplumsal dinamikleri, bir sosyal hizmet uzmanı kimliğiyle Zeren Hanım'ın okuması bizlerden çok daha farklı. Bunu hayata geçiriyor olması apayrı bir güzellik. Bunu daha iyi yönde kendi mantığıyla işletiyor olması ve bunu genişletmeye çalışması ayrıca bir hareket. İnşallah Türkiye'de bir hareketin başlangıcı olur bu mantığınız. Büyük resimde bu yatıyor çünkü gerçekten. Bu var yani hayalinizde. Biz çok gururlandık. Yani sizin gibi insanların, sizin gibi düşünen insanların çoğalması gerek. Peki illa mesleki şeyle mi alakalı, mesleki vizyonla mı alakalı bu durum? Yani bu sosyal hizmet uzmanları, tabii siz de ifade ettiniz, dediniz ki sosyal danışmacılık iletişimi ama, oluyor değil mi? Kesinlikle mesleğimle alakalı bu durum değil. Çünkü ben evet. hep kendime şu soruyu soruyorum. İnsan ne için yaşar? Değil mi? Bunu aramalı sanki evet, biraz değil aramalı. Mi? Yani içindeki boşluğu neyle dolduruyorum? Evet. Yani ben içimdeki boşluğu iyilikle doldursam çok güzel. Benden örnek alıp bir sonraki nesil de iyilikle bunu devam ettirir diye düşünüyorum. Harika. Ben kendi hayatımda küçük küçük deneyimlerim oldu. Daha sonra diyalog kurmaya devam etti. Mesela otobüsle Ankara'ya gidiyorum. Yatıl okulda okuyorum. Yanıma birisi oturmuş. İşte bir şekilde mektuplaşmışız. Bizim yıllarımızda mektup meşhur. Yıllar sonra bana bir itiraf geliyor. O diyor 6 saatlik yolculuk sırasında diyor ben aslında belki intiharı seçecektim ama hayatımın yönü değişti. Farkında mısın diyor. Dokunabiliyorsunuz. Evet. Şimdi sizin hikayenizi dinlerken, başarı hikayesini, özellikle Zeren Hanım kimliğini dinlerken, o deniz yıldızının meşhur hikayesi var ya hani, kıyıya vuran deniz yıldızları mıydı, deniz anaları mıydı? Evet, deniz çok anaları. Deniz bilgimiz de yok, o da ortaya çıkmış oldu. Yok, deniz anaları. İşte birisi sabahın köründe her sabah kalkıyor ve o binlerce deniz anasını tek tek suya geri çeviriyor ve bir tanesi de geliyor. Çok bilinen bir şey. Ya diyor neden yapıyorsun bunu diyor. Yani topu topu 3-5 taneyi denize geri çeviriyorsun. Ne fark eder? Onun için fark eder diyor. Güzel. Şimdi onun hikayesi gibi. Yani karıncanın su taşıması gibi. Evet. Yangını sen benim söndüremezsin için fark ama etmese de onun tarafın için fark belli olsun diyor. Evet. Peki böyle baktığımız zaman ulaşabildiğiniz gençler şanslı. Siz de onlarla paylaşabildiğiniz için siz de şanslısınız. Birbirinize umut aşılıyorsunuz yoktan var ederek. Peki Türkiye'de gençlik çok genel ya da çok özel ya da sizin anladığınız dille nereye gidiyor? Umut edelim mi onlardan? Umudumuz ölsün mü? Ne hissettiriyor size gençlik? İyilikler çoğaldıkça tabii ki güzel yerlere gidebilir ama şu an topluma baktığımda bir parça da olsa bir umutsuzluk var. Değil mi? Çünkü kafeye her gün işte gelen sayı söylemeyeyim, sürekli tekrar etmek hoş olmaz belki ama ciddi rakamlar işte, geliyor ciddi yani rakamlar binli geliyor rakamlar geliyor. Bir sürü kalp içeri giriyor ve her kalp farklı atıyor. Evet, ben de burada en az atanları seçmeye çalışıyorum mümkün oldukça. Hayatta kalmaları için. Dokunmak diyelim biz ona, hayatta çok kalmak ilginç demeyelim. Çok ilginç bir nokta değil mi? Sözünüze girdim galiba ama. Estağfurullah. Devam etmek isterseniz lütfen buyurun. Yok yok buyurun. Şimdi çok ilginç geliyor bana mesela bakıyorsunuz benim hani meşhur o Selahattin sözlerinden var ya bir tanesi. Bizim insanımızın en büyük sorunu hayatta en az bildiği işin kendi işi olması. Evet. Geriye kalan her işi çok iyi biliyor. Bir tek kendi işini bilmiyor bizim insanımız. Doktor olsun, tıpçı olsun, mühendis olsun çok büyük bir oranla kendi işinde aslında yeterli değil. Diplomanın, formasyonun getirdiği avantajlarla sonuca gidiyorlar. Ama bakıyorsun insanlar bir psikiyatristten, bir psikologdan, rehberlik öğretmeninden, işte yaşam koçlarından, danışmanlardan alamadığını çok sivil hayatta bir Zeren Karabacak'tan alabiliyor, Seçkin'den alabiliyor, Selahattin Uzun'dan alabiliyor. Evet. Demek ki insan insana dokunuyor, insan insanla iyileşiyor. Evet. Kitapla, görselle, parayla, avantajla, maddiyatla hiçbir şey olmuyor. Evet. İnsana insan gerekiyor. Şimdi içinde olanı kendine saklayan birisi kendini nasıl çoğaltabilir? Çoğaltamaz. Evet. Şimdi Zeren Hanım bu çoğaltmayı yapıyor.
ve şimdi dokunduğu insanların sayısını azımsarsan, hani birkaç kişiyle, evet sen küçük bir camiaya hizmet ediyorsun. Evet. Ama bugün bu düşünceyi şu anda binlerce insan duyuyor ve daha da duyacak çünkü tekrarlanacak bu video. Evet. Baktığımızda birileri diyecek ki, aa bizim gibi düşünenler varmış. Neden olmasın diyecek. Belki birisinin hayatındaki kırılma anı. Belki herkes ben mutlu olursam karşıma mutluluk vereceğim diye düşünüyor. Ama siz şimdi diyorsunuz ki ben mutluluğa karar vereceğim. Hep de öyle yaptım. Evet. Ben o iyiliği dağıtacağım. Belki o kararı verecekler. Mutluluğun bir karar olduğunu, her kesinlikle, şeyin hep sizinle başladığını ortaya çıkarıyorsunuz. Yani biz burada belki kendi aramızda sohbet eder gibi görünüyoruz ama bizim dokunduğumuz bir yürek rotasını kötülüğe, yetersizliğe, başarısızlığa, kaybetmişliğe ayıracakken pat yön değiştirip bir bakmışsınız. Bir hiç olmaktan çıkıp belki varoluş öyküsüyle bir belediye başkanına, bir milletvekiline, belki bir değerli başbakana, bir örnek, belki dünyayı etkileyecek birine dönüşecek. Belki biz o yüreğe dokunuyoruz. Böyle baktığımız zaman sonuçlar değişiyor. Ben burada şimdi konuyu az daha bir özele gireceğim. Özel hayatın özeline değil, Türkiye'nin sorunlarının özeline. Şimdi ülkemizde ben çok iyi biliyorum ki şiddet özellikle eğitimli kesimler arasında had safhada. Çok büyük bir problemimiz olmaya başladı. Buna karşılık biz bunun analizini geleneksel ve dinsel açıdan da geçmişte yapmıştık. Evet. Cinsel istismar, taciz, ensest ilişkiler bütünü var. Sokak erkeğin kadının psikolojik tacize uğradığı, cinsel tacize uğradığı müthiş bir alana dönüşmüş. Evet. Herkes çocuğunu bir başkasına, yetişkinle, büyüğüne, küçüğüne emanet etmekten korkuyor. Evet. Eşler eşini, partnerini, hayat arkadaşını birine emanet etmekten korkuyor. Anne babalar en büyük kaygılarını bu yönde sergiliyorlar ama kendileri bir başka ailenin, bir başka çocuğun, bir başka kadının, bir başka erkeğin üzerinde psikolojik ya da cinsel tacizci olduğunu unutuyor. Kimi bilerek, kimi bilmeden. Evet. Yani sokakta güvensizlik bu kadar had safhadayken sizin verdiğiniz mücadele çok övgüye değer bir mücadele. Kesinlikle. Bununla birlikte hayatınıza gelen gerek misafir gerek çalışan cinsinden. Yani eminiz ki bu mağdurlardan oluşan çok fazla kitleyle karşılaşıyorsunuz. Bu karşılaşmalar sizin enerjinizi daha mı düşürüyor, daha mı yükseltiyor, daha fazla mücadele gücü mü veriyor? Tam tersi, ya ben başaramayacağım galiba, özgüvenim azaltıyor. Hem sizin açınızdan sorayım, hem de zaman zaman çalışanlarda belki denk geliyordur. Belki müşterilerde, misafirlerde daha çok denk geliyordur. Toplumun travmaları hangi boyutta, hangi şiddette, iletişimin koptuğu alanlar, bu bahsettiğimiz alanlar, ne kadarıyla karşılaşıyorsunuz, neler hissettiriyor size desem, çok mu sıkıntılı bir konuyu parmak basmış olurum? O zaman ben bir soru sorayım o zaman. Çok genelden toplumun geneli anlamında baktığımız zaman gençlik bu sıkıntılardan aşmak için nereye daha çok tutunmalı mesela? Ne hissetmeli? Eğitime mi? Sosyaliteye mi? Okumaya mı? Gençlik ne yaparsa biz ya da bize ne düşüyor büyükler olarak bu yaptığınızı daha çok desteklemek belki. Biz okuma alışkanlıklarını daha arttırmaya çalışıyoruz mümkün oldukça eğitim yönünden. Eğitimi desteklemek lazım. Çünkü zaten Türkiye'nin en büyük sorunu eğitim. Evet, ben onunla bağlantılı bir şey soracağım sonrasında. Eğitimlerin eğitilmesi gerek demiştik. Söyledikten sonra Tabii ki eğitmek bize düşmez ama yok, ben ilgilenmeyi seviyorum. Çalışma arkadaşlarımla, gerek misafirler, gerek kendi çevremdeki arkadaşımla, eşimle, çocuklarımla, ailemle. Nasıl anlatmam gerektiğini tam... Başlangıç başladığınız yer darmadağın kurun cümleleri. Yok. Sıkıntı yok. Zaten yeterli açıklamayı yapmıştır sanıyorum ki Zeran Hanım ama... Ama sadece ailelere suçlamamak lazım. Değil çünkü mi? Karşılıklı yürüyen bir şey. Aile ise %40'ı da çevre faktörü. Kesinlikle. Yani önce biz kendimize çeki düzen vermeliyiz. Evet. Peki Zeran Hanım, ben tabii ki yoğun bir iş hayatınız var. Tabii ki işinizde çok muazzam saygı duyulması gereken bir tempo var. Muazzam saygı duyulması gereken bir iş ahlakı var. Çünkü inanılmaz bir şekilde kalplere dokunmuşsunuz ama ben şimdi şunu da eklemek istiyorum. Fırsatınız olduğunda toplumun yaralarını daha nasıl diyeyim, ulaşamadığınız alanlarda sarabilmek adına en azından üniversitelerde, sempozyumlar ve panellerde görev almayı düşündünüz mü? En azından mesleki kimliğinizde, yani sosyal hizmet uzmanı sosyal olarak. Sosyal projeler kelimesi geçmişti, girdik çıktık. Çünkü şöyle bir şey var, gerçekten bu ülkenin yaralarının sarılması için sosyologlara ve sosyal hizmet uzmanlarına, ben öyle düşünüyorum, en azından öyle ifade edeyim, çok daha fazla ihtiyaç var. Çünkü siz toplumu pedagojik anlamda daha iyi yorumlayabiliyorsunuz. Yani tabii ki biz eğitimciler olarak da bunu hassasiyetle yürütmeye çalışıyoruz ama sizin okumalarınız
iç dünyamıza çok daha iyi geleceğini düşünüyorum ben. Ve bu oranda, bu doğrultuda üniversal düşünce yapısına sahip misiniz? Üniversitelerde, sempozyumlarda görev almayı düşünür müydünüz? Mesela hani mesleğinizden arta kalan zamanlarda, boş vakitlerinizde diyeyim, çok yoğun bir iş hayatınız var, bunu bilebiliyorum ama en azından biraz daha farklı kitlelere hitap edebilmek için ekstra olarak yani. Evet. Şöyle küçük bir örnek vereyim. Ben kafeyi ilk açtığımda bir kafe house eşimle birlikte ilk açmaya karar verdiğimizde bütçemiz dar bir bütçeydi. Evet. Kafeyi açarken kredi başvurusu yapmıştık ama hiçbir bankacı bizimle ilgilenmemişti. Daha sonra kafeyi açtıktan sonra belirli bir birikim olmaya başlayınca tek tek kafeyi ziyarete gelmişlerdi. Değil mi? Evet. İşte. Burada paranın gücü vardı. Değil mi? Ben bunu şuraya bağlayacağım. Bu tarz konuşmalarda, konferanslarda belirli bir güce gelmeden kimse sizi bir yere davet etmiyor. Ama İsim şimdi, çok önemli. Kesinlikle. Evet. Ama şimdi şöyle bir şey var. Sizin zaten çok ciddi bir iyilik hacminiz ve ciddi bir rotanız var. Yani siz, biz bakın soru bile soramıyoruz. Yani bu Avrupa standartlarında tam da olması gerektiği şekliyle ülkemizde oturulmuş ve çok ciddi yürüyen bir sistem kurmuşsunuz. Yani en azından belki bu projenin bahsinin geçirilmesi adına ya da belki üniversite gençliğine birazcık daha zihinlerine yön verebilmek adına böyle bir düşünceniz olur muydu desem. Tabii ki yani. Belki zamanla hepsi olacak. Belki zamanla olmasın. Değil mi? Kesinlikle ileride düşünüyorum. Değil mi? Şimdilik böyle misafir arkadaşlarımızla. Şimdi bir temas olmuş oluyor evet, zaten. Emanetçi piknik olarak. Piknik yaparak ya da evet. Dışarıda da görüşerek evet. irtibata geçiyoruz ama daha sonra inşallah daha büyük kitleye ulaşma şansını evet, bize verirler. Evet, çünkü portföyünüz öğrenci portföyü evet. Ve hani bu portföy okulda da ciddi anlamda vakit geçiriyor. Evet. Hani bu Türkiye'ye alanı da Türkiye'ye dağılıyor daha sonra evet, bu öğrenciler memleketlerine gidiyor. Evet, bu alanı da değerlendirmek adına çünkü boş vakitlerini değerlendirdikleri alanda çok ciddi iyi koordine olup onları hayata hazırlıyor gibi bir şeysiniz. Yani hayata hayatla olan uyumlarını sağlıyorsunuz. Belki bir takım problemlerini hallediyorsunuz ki bunu yayınımız el verdiğince konuştuk. Daha da konuşalım istiyorum ben. İyi şeyler konuşuldukça, anlaşıldıkça son çeyreğimiz kaldı evet, reklamlardan anlaşıldıkça sonra daha güzel. Dakika sonra reklamlar. Sizlerin ekstra ifade etmek istediği özel düşünceleriniz varsa onları da keyifle dinleriz. Ben böyle düşündüm. Hani en azından üniversitelerde sempozyumlarda mesleki kimliğiniz birazcık daha ön plana çıkarak belli başlı alanları doldurmanız en azından yani ekstra diye tabir ettiğimiz zaman dilimlerinde daha yararlı olacaktır. Çünkü insanların duyması gerek. Tabii ki evet. Kafede çok insan geliyor ama bu düşüncenin birazcık daha hakim kılınması adına bakın biz radyoculuğu seçtik. Yani ben bu alandan çok daha bağımsız bir sektörde hizmet veriyorum ama Selahattin Bey'le biz bu işe başlarken insanımız sesimizi duysun kaygısıyla başladık. Dolayısıyla sizin sesinizin daha gür çıkması bizim için umut olacaktır. Sizin gibi yetişen zerenler için umut olacaktır. Diyeyim ben sözü evet. Selahattin abime bırakayım. Şimdi benim aklıma şey geldi. Sanıyorum en büyük şans eşinizin de sizin hayalinize destek vermesi. Ortak hayaliniz olması. Ayrı kulvarlarda hareket ediyorsanız biraz daha zor olurdu. Aynı kulvarı da isteyerek rıza ile paylaşınca evet. Zorluklar yani acılar mutluluğa vesile olan acılar. Ama bu arada o iki dünya tatlısı ilk öğretim çağında değil mi çocuklar? İki tane oğlum var. Maşallah. Önce onlar inandı zaten. İşte değil tam mi? Onu soracağım. Yani anne Zeren Hanım, eş Zeren Hanım evet. Değil mi? Kafede siz o kelimeyi sevmiyorsunuz ama evet. İşveren Zeren Hanım. Evet. Bu kadar figür iç içe nasıl geçiyor? Çocuklar bunun neresinde? Ne kadar şikayetçi, ne kadar mutlu? Siz iki çocuğunuza bir sürü kardeş getirmişken, paylaştırmışken sevginizi, mutluluğunuzu onlarla paylaşmaktan annesini, ailesini ne kadar mutlu. Biraz onu konuşalım mı? Bir iki dakika sonra reklamlarımız olacak. Arkasından yaş devam itibariyle, edebiliriz. Bir zaman dediğimiz var. Zaman zaman tabii ki şikayetçi oluyorlar. Çünkü kafe yoğun bir yer. Saat 8'de açıyoruz. Gece 3.30'a kadar açık oluyoruz. Değil mi? O yüzden tabii ki eşimle biz aramızda shift yaptık. Sabah 8, 6 ben, 6 gece 3.30 eşim. Zaman zaman tabii ki yemek masalarında bir araya geliyoruz ya da tabii. Özel bir zaman ayırıyoruz arkadaşları bırakıp ama tabii ki şikayetçi oluyor ama şöyle bir şey de var. Abilerinden, ablalarından güzel şeyler de öğreniyorlar. Ya da okuldaki arkadaşına benim Eleş ablam var diyebiliyorlar. Evet. Ve hani bu toplumla
bu mantıkla en azından. Mantıkla yürümeleri benim için de... Önce çocuklar inandı dediniz. İşte menü yapmıştık biz kafede. Menümüzün arkasında zaten iki tane oğlumun resimleri mevcut. Var. Önce onlar inandı yazıp küçük bir yazı paylaştım. Çok güzel. İnşallah geldiğinizde okuma şansınız olur. İnşallah. İnşallah. Çünkü yakınlarınız inanmazsa zaten bir hayal kırıklığı olabiliyor. Kolunuz kanadınız kırılıyor değil mi? Kesinlikle evet, öyle. Mesela evet. Benim kendi ailem de, eşimin ailesi de ilk etapta destek vermemişti. Telefonlarımızı hatta kapatmışlardı. İşte para isteyecekler. Aman evet. Biz sıkışacağız. İşte eyvah. O kadar işiniz vardı bıraktınız diye. Ama kafe işlemeye şimdi başlayınca arayan... hem eşimin ailesi aramaya başladı hem benim ailem aramaya başladı. Şimdi ben açmıyorum tabii. Ay kıyamam. tabii ki. Ama gerçekten onlar güç vermeseydi, inşaat halinde onlara oturup bir yandan ödev yaparken ben paspas yapmasaydım bugüne gelemezdim diye düşünüyorum. Değil mi? Kesinlikle. Çünkü çok emek var o kafede. Çok, çok emek var ve çok genelde... Çok emek, çok çok özür dilerim, çok dua, çok adanmışlık, çok gönül değil mi? Çok sevgi, hepsi işin içinde. İnanın Selahattin Bey sizi burada yayında... anlatırken ben gözümde böyle bir Big Cafe House ortamı hiç canlandıramamıştım. Hı hı. Tabii ki sizin insanlığınızdan, sizin güzel duruşunuzdan bahsetti ama bu başlı başına gerçekten çok iyi bir proje. Çok iyi bir proje. Yani sizin mantığınıza, zihniyetinize yakın insanların en azından iştirakçı olacağını düşünüyorum ben. Gerçekten ciddi anlamda büyümesi ve desteklenilmesi gereken bir proje. Sosyal sorumluluk projesi. Bizim ülkemizin aslında bunlara ihtiyacı var. Şeyi kesinlikle. Belki altını çizmemiz gerekiyor. Zeren Hanım muhakkak farkında ama o niyetle kafeyi başlatmış birisi değil. Evet. Devletin özellikle Türkiye'deki kafe sektörünü toplumun rehabilitasyonunda nasıl kullanabileceğini çok pozitif olarak görmüş oluyoruz. Çok önemli bir ayrıntı. Evet, kesinlikle. Özellikle öğrenciye ulaşmak için. Bak o yapılan harika. Rap şarkısı yok mu? Evet. Bir rap üzerinden gençliğin gençliğe verdiği mesaj evet. Türkiye'yi yerinden oynattı. Evet. Kesinlikle. Demek ki gençler duyuyor ama kesinlikle. Onların ses tonlarıyla konuşursanız. Aynen öyle. Evet. Onların diliyle, onların duygularıyla onlara ifade ederseniz. O zaman ederseniz... bu yaşayan efsaneler, kafeler gençlik vaktinin çoğunu orada geçiriyor. Belki evet. iyi bir semtte çok kötü bir odada evet. kalıyor. Sırf toplumun içinde kalabilmek evet. için. Evinde kalabilme standardı olmadığı için bütün açılardan dolabı, evet. kliması, sıcaklığı, mutfağı vesaire zamanın çoğunu kafede geçiriyor. Doğru hemen kafede reklam. Geçirirse doğru sonuçlar evet. yanlış kafede yanlış şeyler yakalayıp öğrenebiliyor diyelim reklamlara girelim. Peki efendim 93.4'te bizlerle kalın. Reklamlardan sonra devam edeceğiz. Hasan Seçkin Oktar ve Selahattin Uzun'un hazırlayıp sunduğu Kültür Sanat Kafe devam ediyor. Evet efendim 93.4 Radyo Can'da Kültür Sanat Kafe'de değerli konuğumuz Zeren Hanım'ı ağırladık. Çok özel sorular yönelttik. Kendisinin çalışmaları, vizyonu gerçekten bizi çok derinden etkiledi. Reklamlarda da siz reklamları dinlerken biz kendi içimizde konuşuyorduk. Aslında büyük büyük evet. projeler için büyük başlangıçlar, derin analizler ve gerçekten gönüllere ufak da olsa bir seyahat gerekli. İnsanların birbirimizi anlamamız gerekli. Dolayısıyla tabii ki burada Zeren Hanım'ın mesleki kimliği, duruşu, çalışma hayatı ortaya böyle bir sonuç çıkartıyor. Öğrenci portföyüne, şehrin eğitimine destek verirken aynı zamanda iletişim yönünü, kişisel uzmanlığını da doğru şekliyle ortaya koymuş oluyor. Başarıların sırrı bu tarz hayat öykülerinde saklı dedik. Kesinlikle. Değerli, çok değerli bir hayat öyküsünü dinledik efendim. Onur duyduk biz, gurur duyduk. İnanılmaz da etkilendik. Ben konuşamıyorum. Sizin gibi mihenk taşlarının toplumda artması gerek ki zeminin daha sağlam olması evet. Yönünden en azından. Peki sevgili Selahattin abi ne diyebiliriz? Ne anlatabiliriz? Elbette ki son çeyrek artık programı kapatmak için son 20 dakikamız. Ben biraz hem özetlemek evet. hem pas atmak adına evet. birkaç şey söyleyeyim. Lütfen. Öncelikle bambaşka hayatlardan, biraz da yoksunlukların içinden gelen iki ayrı insan hayallerine sahip çıkmak için
adımlar atıyorlar ama en büyük sermayeleri, en büyük özgüvenlerin temeli birbirleri. Umut. Evet, birbirlerine evet, güveniyorlar. Birbirlerinin önüne geçmek değil, birbirlerinin önünü açmaya karar veriyorlar. Kesinlikle. Çocuklar adına, gelecekler adına risk alarak hiç kesinlikle bilmedikleri bir alana, bilmedikleri bir şehirde cüret edip gidiyorlar. Evet. Büyük yani bir cesaret. Başarı hikayesinin püf noktalarından bir tanesi bu. Demek ki benim sık sık söylediğim bir sözüm var. Yine bir Selahattin Uzun sözü. Sonucu belirleyen cesarettir. Evet. İstediğiniz kadar bilgili olun, donanımlı olun, cesaret edemiyorsanız sonuca gitme şansınız yok. Evet. Öncelikle cesareti, hayalleri uğruna vazgeçmeyip seçmiş olmaları çok etkileyici, çok evet, örnek çok bir durum. Çok takdire şayan bir durum. Evet. Seçerseniz başarma şansınız var. Evet. Ve siz seçerseniz hayat başarmanız için elinden gelen tüm gayreti yapıyor ve her şeyi sizin emrinize veriyor bir anlamda. Evet. Ve hayallerine giden yolda başarısız da olsalar mutsuz olmayacaklardı. Eminim bir başka işe biraz daha yönünü değiştirip gideceklerdi. Orada başaracaklardı. Evet. Sadece başarınca vazgeçeceklerdi. Çünkü kendilerine ve hayallerine ve birbirlerine inanıyorlardı. Kesinlikle. Muhteşem bir örnek. Bununla beraber sektör başladı. Öncelikle evet, genelde ne olur? En yakın arkadaşlarımız neden yapamayacağımızı söyler. Ailemiz kesinlikle başaramayacağını söyler. Bunu da sen üzülürsen üzülürümün üstüne, altına yerleştirerek evet, söylerler. Çok yanlış bir mantık. Aynen, ailelerin, yakın çevrelerin, hatta bunların içinde yakın arkadaş gibi görünüp kıskananların tüm baskılarına rağmen gözünü kapatıp sektöre giriyorsunuz. Evet. Muhteşem bir direnç. Bu devam ederken ticari kaygılarınız var. Maddi anlamda çok güçlü bir mayanız yok. Türkler evet, öyle kullanır ya. Buna evet, rağmen devam ediyorsunuz. Bankalar ilk etapta sizi muhatap almazken bugün sıraya girme psikolojisine giriyorlar. Evet. Sizin hikayenizi yakinen fark eden, öğrenen gerek misafirleriniz, gerek hedef kitle, gerek çalışanlar sizinle bütünleşiyor ve siz onlara yapabilirsiniz mesajını veriyorsunuz. En önemli ayrıntı bu bence. İkinci ayrıntı, hayalinizin peşine düşmüşseniz o hayale giderken çektiğiniz acı bile evet, sizi mutlu ediyor. Bu işte bu ruhsal bütünlük bu aslında. Yani stresin türleri varmış ya, yıkıcı stres, öldürücü stres, evet, yapıcı stres evet, diye. Evet. Sizinki yapıcı bir stres, hayalinizin peşindesiniz. Koşulları değiştiremediği halde istemediği bir hayatı sürenler yıkıcı stres, kanser vesaire gibi sıkıntılara maruz evet, kalıyorlar zaman içinde. Allah korusun, evet. Öldürücü stres var, şartlar asla değiştiremediğini hissedince kalp krizi vesaireyle geliyor. Evet. Siz olsanız neyi seçersiniz? Demek ki gençler buradan Zeren Hanım'ın hikayesinden henüz hayata müdahale edecekleri kadar zamanları varken, sadece arkalarında üzülecek aileleri, henüz bir evlilikleri ve çocukları henüz yokken evet, hayallerini, işlerini, eşlerini seçerken doğru nasıl adım atacaklarının evet, örneği var. Kesinlikle. Hayaline ortak olan bir eş adayıyla hayale yürümek mi, hayalinin paçasından tutup onun peşine gidersen beni bırak, o yüreğinin götürdüğü yere git var ya, kişisel evet, menkıbe hikayesi evet, gibi. Evet. Onun örnekleri var. Bir rol model anne, değil mi Zeren Hanım? Kesinlikle. Evet. Anne rolünde çocuklar açısından başarılı. İyi bir eş iletişim rolünde, uzmanı kimliğinde. Evet. Eş rolünde eşinin bakışlarını görmelisin, evet, o sevgi evet, dolu bakışlarını. Orada başarılı. Çalışanlarının bakışlarındaki sempati ama saygıyla karışık onu evet, görüyorsun. Öyle başarılı. Evet. Bizler ilk defa tanıdığımız insanlar, geçmişimiz yok. Kesinlikle. Biz ortaya sergilediği özgüveni, duruşu, nezaketi, aynen, vizyonları, ilk defa canlı yayına çıkmasına rağmen bir kelimeyi dahi kaçırmayıp tamamen kendini serbest bırakmış ama çalışanlarını korumak babında özel hayatlarından her türlü unsurlarına kadar evet, dikkatli, özel bir insan. Yaş kesinlikle, 37 evet, öyle söylüyor ama olgunluğa baktığınızda belki İnanılmaz, birkaç hayat bitirmiş evet, 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 tarzında. Toplum böyle insanların üzerinde yükselecek. Biz bu kimliği, bu karakteri bir adım öne çıkarmaya çalıştık. Tüm yaptığımız bu. Kesinlikle. Bu biraz size cesaret verecek, biraz dinleyenleri motive edecek. Evet. Ailenizi, çalışanlarınızı gurur verecek, onurlandıracak, evet, gururlandıracak. Şu ayrıntıyı söylemezsem ben rahat edemeyeceğim. Lütfen, ben 30 yıldır iletişim sektörünün içindeyim. Bireysel, aile, şirket, kurumsal, siyasal danışmanlık birçok sektörün içinde bulundum. Medyayı, yerel medyayı özellikle iyi tanıyorum. Ulusal basın içinde de bulunduk zaman zaman. Bizim yaptığımız bu tür programları belki Seçkin sen ilk defa duyacaksın, şaşıracaksın. Evet. Genelde medya dilinde reklam temelli habercilik gibi algılanır. Bizim yaptığımız haber değil ama önce bir işletme size yaklaşır, reklamlar verir. Onun işte videoları döner, görselleri döner, gazetede reklamları döner, radyoda tanıtımları döner. Ve sonra siz bunu doğallaştırmak için programa konuk olarak alırsınız. Onun reklamı o şekilde yapılır. Hı hı. Dinleyiciler kesinlikle %100 emin olsun ki çok doğaçlama, evet, asla Radyo Can ve bizim aramızda bir Cafe House ve Zeren Hanımlarla en küçük bir ticari ilişki yok. Hiçbir şekilde reklam, haber, haber reklam ya da program reklam temelli bir unsur değil. Evet. Tamamen kişiliğine, kişiliğindeki başarıyı birebir işletmeye yansıtmış bir ailenin temsilcisi ve bir Cafe House'un
aktif yönetişimini sağlayan yönetici sıfatıyla Zerrin Hanım'ı ağırladık. Başka hiçbir tarafı yok. Dinleyiciler bunu tekrar altını çizerek duysunlar istiyorum. Evet. Gitmelerini, tanışmalarını, oradaki atmosferi görmelerini çok istiyorum. O anlayışın kafecilikle hizmet sektöründe ne kadar önemli olduğunu, gençlerin çok sahipsiz olduğunu, gençlerin tıp fakülteleri olan yerde araştırma enstitüleri değil, kafeciliğin, barın vesairenin daha çok yoğunlaştığını düşünürsek, kafelerde biz ya o gençliği kurtaracağız ya da kafelerde biz o gençliği teslim edeceğiz. Değil mi? Evet. Zehir tüccarlarına teslim edeceğiz. Evet. Taciz tüccarlarına teslim edeceğiz. Tarikat tüccarlarına teslim edeceğiz. Evet. Ama bu tür insanlar maddi manevi hayatta kalmayı başardığında biz gündüzlerini o kafelerde kurtarırken devlet inşallah sahip çıkarak onların gecelerini devlet yurtlarında kurtaracaklar. Örgüt evlerinden, terör evlerinden, tarikat evlerinden devralmak üzere. Eğer gündüzlerini doğru kurtaran Zerrin Hanımların kafelerinde olurlarsa o çocuklar zaten yanlış başlasalar da öğrenciliğe ya da hayata muhakkak doğru özgürlüğünü eline alabilmek için kaptırdıkları geleceklerini tekrar geri alacaklar. Evet. Ki belki bir lokma ekmekle geçinecekler. Belki günde bir çeşit yemek yiyerek hayatta kalacaklar. Ama bedenlerini ve ruhlarını o tarikatlara, o başka yerlere teslim etmeyecekler. O yüzden devletin kurtarmak zorunda olduğu bölgelerden birisi kafe sektörü. Evet. Sosyal yönüyle baktığımızda ve işte onun gönüllü işçisi, gönüllü emanetçisi Zerrin Hanım. Çok teşekkür ederim. Uzun mu konuştum bilmiyorum ama sizlerle olmaktan gerçekten gurur duyduk. Kültür Sanat Kafa olarak sizden çok gurur duyduk sizleri ağırladığımız için. Daha çok uzatmayalım. Evet. Bizden sonra gelen arkadaşa 10 dakika erken teslim ediyoruz. Bir 5-6 dakika belki 7 dakikamız var desek ya da diyelim. Evet, son kadar. Sözleri, temennilerinizi vermek istediğiniz duymak mesajları isteriz. İleride şöyle bir şey yapacağız ya da program hakkında ne hissettiniz? Burada olmaktan siz bizim kadar mutlu musunuz? Kesinlikle. Diyelim. İlk başta telaş etmiştim aslında 2 saat nasıl geçecek, ne konuşacağım ama, diye ama yetmedi. Çok çabuk bitti değil mi? Evet. Tam konuya girecektik aslında. Bana bu atmosferi verdiğiniz için özellikle sizleri de tanıdığım için ayrıca mutlu oldum. Çok teşekkür ederiz. Yalnız olmadığımı da anladım. Kesinlikle. Bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Bizler İnşallah teşekkür mesaj ederiz. Güzel bir şekilde yanlış anlaşılmadan yerine ulaşmıştır diyorum. Muhakkak. Çünkü hani bir kafa derken bir ben tereddüt ettim açıkçası. İsim telaffuz ederken bile ama değil mi? Evet. Çünkü, ama bizim programımızda da kültür sanat kafe zaten değil mi? Yani yine de o sizin içtenliğiniz istemem. Yok. Biz onun altını çize size biraz önce söyledik değil mi? Evet. Bu tamamen sizin tekrar altını çizeyim yaşam hikayenizi öne çıkarmaktı. Evet. Kafe yaşam hikayenizin bir sonucuydu. Hatta siz sorduğunuzda ben doğrudan cevap verdim. Orada diyalog gerçekleşirken neden bizi programa davet ediyorsunuz Selahattin Bey? Yani her yerde kafe var. Evet. İlginizi ne çekiyor? Benim ilgimi siz çektiniz dedim. Evet. Yani hiç lafı dolaştırmadan siz çektiniz dedim. Evet. Bu profil, bu duruş içinde taşıdığı kaliteyi bize gerekli olan kafeye, işletmeye yansıtmış. Evet. Sizi insanlar tanımalı. Bu Kesinlikle. Sektörü seçebilecek olan insanlar, diğer insanlar, insan bir yere gelmeden hiçbir yere gelmiyor. Aynen. Yani hiçbir organizasyon liderine geçemiyor. İşin başındaki insanın seçimleri, trakları, durakları, es verdiği, dip yaptığı, vazgeçtiği, bunları dinlediğimizde gençler asıl örneklerini alıyor. Evet. Biz bir bina kurulmuş, şu kadar öğrenci, şu kadar başarı vermiş. Herkes onu anlatıyorlar. Ben tam tersini merak ediyorum. O binayı kim kurmuş, nasıl kurmuş, hangi şartlarda kurmuş, ilkeleri nasıl ayakta tutmuş? O insan bir insan olarak o düşüncenin arkasında nasıl durabilmiş? O hikayeler gençlere örnek olacak. Bu yönüyle buradasınız. Asıl bu ki inşallah olacaktır. Zerrin Karabacak onun nezdinde Big Cafe House. Evet. Ve sizin sevgili eşiniz. Çünkü bu başarı ikinize ait. Kesinlikle. Temsilen buradasınız. Biz o şekilde de algılıyoruz. Evet. Volkan Bey'e de gerçekten selam ve sevgiler. Evet, selamlar efendim. Çalışanları, sevgiler. Evet aynı şekilde çalışanları tek tek çocuklarınızın da yanaklarından öpüyoruz. Evet. Onlara da evlatlar. Kucak dolusu sevgiler. Çocuklara önce da onlar inandılar. Şekilde, önce onlar inandılar. Çok Demek güzel. Ki onlar bizden büyükler diyelim. Evet, evet. Yani öngörüleri çok yüksek değil mi? Çok yani bir şeyin çok yolunda gideceğine önce inanarak ve özveriyle başlayarak ortaya çıkan muazzam bir başarı süreci. Evet. Muazzam bir başarı öyküsü. Şeye soruyorlar çok zengin birisine, diyorlar bu kadar büyük serveti nasıl kazandınız? Evet. Onun çok basit bir cevabı var. Büyük bir serveti nasıl kazandığımı sormanız son derece saçma diyor. İlk diyor 10 bin doları nasıl kazandınız? Değil mi? Evet. Yani, başlangıç nasıl yani? Evet. Önemli olan o. Şu an oturmuş bir işletme, oturmuş bir çalışan, portföyü ve yönetişim şekli. Bundan sonra sanıyorum şubeleşecek. En kısa İnşallah. Zamanda meyvelerini verecek Türkiye'nin ekonomisi de buna müsaade ederse. Ve inşallah çoğalarak büyüyeceksiniz. Ve siz telaffuz ettiğiniz en büyük endişem değişmek.
Değişmek istemiyorum. Bu orijini koruyabilirsem her şey daha güzel olacak dediniz. Evet. Vallahi ben değişeceğinize ait bu kadar yıllık yaşam tecrübem var. Ben de inanmıyorum. Hiç öyle bir şey hissetmedim. Dilerim değişmezsiniz. İnşallah değişmezsiniz. Yaradan eminim. Korusun. Evet efendim. Çok güzel bir anlatım oldu. Çok güzel bir mesaj oldu. Dediğiniz gibi doğru kalplere, doğru zihinlere doğru şekilde gitmiştir. Sizin duruşunuz, burada vurguladığımız sizin hayata dair endişeleriniz ve kendinize belirlediğiniz bir plan, bir rota doğrultusunda insanımız için neler yapmayı planladınız, neler yapmayı istediğinizde tabii ki kafe ortamı, iş ortamı birazcık daha sizin başarı vizyonunuzla ortaya çıkmış, şekillenmiş bir sonucuydu işin. Biz çok memnun olduk, çok gurur duyduk gerçekten. İyi insanlar bu mesajı alacaklardır. Evet. Bu İyiler mesaj pozisyon güçlü... alamıyor demiştik evet, ya. Evet, hani evet. Sen acaba umudu kaybedelim mi demiştin. Bak evet. İyiler nasıl pozisyon alıyor gördün mü? Evet. Yani gerçekten ihtiyacımız var. Toplum olarak ihtiyacımız var. Çünkü ülkenin dört bir yanında kırılmış kalpler. Belki de telafisi çok mümkün olmayacak. Onarılmış insanlar görüyorsunuz. Sizler daha iyi biliyorsunuz. Bu insanlara ne kadar yardım eli uzatıyoruz, ne kadar dayanışmayı, birlik ve beraberliği koruyoruz, ne kadar o hayatlara yolculuk ediyoruz, seyahat ediyoruz. Bu bizim için önemli. İyi şeyler paylaştıkça güzel dedik. Paylaşmaya da gayret ediyoruz. Kültür Sanat Kafe'de bizlerle olduğunuz için çok teşekkür evet. ediyoruz efendim. İyi ki varsınız. Peki. Son bir şey söyleyeyim mi? Lütfen buyurun. Şimdi çok önemli bir yazarın evladı, oğlu bir suç vesile mahkemede hakim karşısına geçiyor. Gerçek bir hikaye bu. Hakim tam kararı açıklayacakken dosyaya detaylı bir şekilde baktığında soyadından yola çıkarak evladım diyor. Sen o yazarın evladı mısın? Evet diyor. Ben o yazarın evladıyım. Diyor biz senin babanın kitaplarıyla büyüdük diyor. Onun yaklaşımlarıyla diyor bu hale geldik. Bugün bu mesleği seçmemde başarmamda onun diyor katkısı muhteşem yüksek. Değil mi? Öyle bir babadan diyor böyle bir suçla hakim karşısına çıkan bir çocuk nasıl oldu be çocuğum diyor. Artık bırak tutanağı diyor yazma diyor şeye. Evet. Katibe. Evet. Çocuğun cevabı çok ilginç. Çok önemli bir cevap. İşte babam diyor sizlere ulaşmak, sizleri memnun etmek için diyor bir ömür harcadı ya. Size ayırdığı vaktin diyor birazını bana ayırsaydı ben burada olmayacaktım diyor. Evet. Bunu neden söyledim? Bu bir eleştiri gibi sakın algılamayın. Size sunulan hak ettiğiniz bir iltifattır. Benim de çocuğum okuyor üniversitede İzmir'de. Kafelere evet. gidiyor. 4. sınıf evet. iletişim fakültesinde. Selamlar dilerim, buradan. Aynen. Dilerim biz onunla iletişim aramızda kopardığımızda birine gitmek istediğinde, bir yere ait olmak istediğinde Zehren Hanımların kafesine gider. Evet. İzmir'de inşallah bir kafe house olur. Neden olmasın? Neden değil olmasın? Mi? Ya da başka şehirlerde çocuklarla evet. iletişimini koparmış aileler endişelenmeyin. Belki sizin veremediğiniz o güveni, sıcaklığı alabilecekleri Zehren Hanımlar bir kafe house Volkan Zehren Hanım, Volkan Bey çifti evet. Tekirdağ'da var. İnşallah güzel çocuklar size temas ettiği i̇nşallah. Gibi sizin gibi insanlar Türkiye'nin her yerinde çoğalsın. Gerçekten önemli bir kafe sektöründe sizin bakış açınız inşallah daha fazla yer bulsun diyeyim. Ben kendi adıma tekrar teşekkür edeyim. İyi ki vardınız, iyi ki varsınız ve hep ben olun. Ben teşekkür ederim. İnşallah da bir gün spesifik bir konuda kafe kimliğini bir kenara bırakarak tamamen kendi kimliğinize spesifik bir konuda karşılıklı sohbet etmek üzere her davetimiz zaman. Açık evet. olsun. Kabul ederseniz hazır hissettiğiniz bir gün sizin de seçeceğiniz bir konuyu beraber işleyelim. İnşallah. Ne dersiniz diye. Peki topluma daha yararlı olabiliriz. Yani böyle de zaten çok yararlı olduk ama evet. En azından mesleki anlamda sosyolojik çözümlemelerimizi yapabildiğimiz eminim, daha. Çok da güzel programlar evet, olur. Kesinlikle. Peki efendim 93.4 Radyo Can'da bizlerle oldunuz. Biz de değerli konuğumuz Zehren Hanım'ı ağırladık. Zehren Karabacak'ı ağırladık ve onun bir takım vizyonlarından, hedeflerinden bahsettik. Yaptığı işi anlatmaya çalıştık. Sürçülisan ettiysek affola, iyi yürekler iyi atmaya devam etsinler. Evet. Hala bu memleket için umut var. Var, onun ispatını yaşadık. Evet, hala iyi insanlar memleketimin, yurdumun güzel yerlerinde bir şekilde birbirlerinin yüreğine dokunuyorlar. Bir şekilde birbirlerine yardım ellerini uzatıyorlar diyelim. Kültür Sanat Kafe bitti. İşte mutluluğun sırrı. Evet. Hayatı ciddiye almayacak kadar ciddi olun diyelim. Hoşça kalın diyelim. Sevgiyle, saygıyla kalın diyelim. Peki efendim. Kültürel konuların, sanatın, şiirlerin harmanlandığı Kültür Sanat Kafe özel konu ve konuklarıyla Radyo Can'da her cumartesi saat 15'te sizlerle.